Şöyle dünün bir özetini yapalım. Soru cevap yapalım birkaç tane. Yazılım nedir desem aklınızda kalanlarla ya da sizin için ne ifade ediyorsa onları alabilirim. Ara dil, makine dili değil miydi hocam? Ve insan dili aslında. Makine diliyle insan dilinin arasındaki bir ara dil demiştik sanki. Evet, çok güzel, çok iyi bir yeri yakalamışsınız Sibel Hanım. Bir de amacı vardı, değil mi? Amacı da donanıma istediğimizi yaptırmak gibi düşünebiliriz. Yani makineye komut vermek, makineye komutları da kendi dilimizle veremeyeceğimize göre makine diliyle de vermek, biliyorsunuz 0-1, 1-0'lar giriyor devreye, onu da şey yapamayacağımıza göre oturup bir harf bile yazmak kaç satırda. O yüzden bir ara dil var. Bu ara dille biz donanıma istediğimizi yaptırıyoruz diyebiliriz aslında. Peki IT'ci olarak hangi sektörlerde çalışabiliriz desem aklınıza nereler gelir? Otomotiv, ilaç, endüstri, yani bir sürü. Hastane. Evet, hastaneler, bankalar, değil mi? Evet, müşteri ilişkileri demiştiniz. Muhasebeciler gene aynı Evet. şekilde bakıyordu. Ya da multimedya geliştirme ile ilgili e-posta. Evet. Şöyle diyebilirim aslında. Şimdi ben hani belki bankalar, evet çok büyük firmalar kendi yazılımlarını üretiyorlar genelde. Ama mesela küçük bir muhasebe firması, kendi yazılımcısı olmaz, değil mi? Zaten şey hesap yapıyorlar, yani iki kişi yerine bir kişi çalıştıralım da biraz kar edelim diye küçük hesaplar peşinde koşmak zorunda kalıyorlar mesela. Öyle firmaların yazılımı nasıl oluyor derseniz de teknoloji firmaları var. Onları, ya yani mesela bir muhasebe yazılımı yapıyor, muhasebe firmalarına satıyor. Yani tutup bir yazılımcıyı işe alıp onu çalıştırmak çok ciddi bir yük, yani ki tek yazılımcıyla olacak iş değil. Ama onlar nasıl hayatta kalıyor, işte onlar nasıl yazılıma ulaşıyor derseniz de bu şekilde. Yani evet, büyük muhasebe firmalarının kendi yazılımları olabilir, kendi sistemleri olabilir, kendi içeride çalışanlarına kullandırdıkları sistemler olabilir. Ama küçük bir muhasebe firması, yani bir tek muhasebe firması için demiyorum, birçok küçük firma nasıl yazılıma ulaşıyor derseniz de bunlar teknoloji satan firmalar sayesinde. Gidiyorlar bir yazılım firmasına, diyorlar ki bizim şöyle bir yazılıma ihtiyacımız var. Yani bir parada anlaşıyorlar, istediklerini söylüyorlar, açıklıyorlar, müşteriyle konuşuyor yazılım firması. O şekilde onlara teknoloji üretebiliyor. Yani her firmanın da kendi içinde yazılımcısı yoktur. Ya da her yazılım firması da sektörü özel değildir. Bazı firmalar yazılım üretip satar. İşte oyun üretip store'a koyar. Store'da isteyen alır. Ya da belediyelere üretim yapıyorlar. Belediyeler gidiyor yazılım firmasına, diyor ki işte bize şöyle bir ürün üretir misiniz? İşte mesela bu namaz saatlerini, işte şeyleri, ya da mesajlar atan, hani her cuma oradaki şeye mesaj atan, insanlara mesaj atan bir sistem. Orada adamların database'ini alıyorlar. O belediye kimlere mesaj atmak istiyorsa o şekilde ürün çıkarmış oluyorlar. Yazılım testi neden gereklidir desem? Ya da nedir? Neden gereklidir? Hocam, çünkü neden gereklidir? Üretilmiş olan bir yazılım amaçlarına uygun olup olmadığını, gerektiğinde karşılayıp karşılamadığını kontrol etmek için yazılım testi gereklidir. Kesinlikle. Eğer biz yazılım testi yapmazsak bu bize yolsuz elektrik olarak geri döner muhakkak. Evet, kesinlikle. Maliyet olarak geri dönüyor, müşteri kaybı olarak geri dönüyor, imaj zedelenmesi olarak geri dönebiliyor. Yani bir banka düşünün, siz bankada paranız var diyelim, 100 bin euronuz var. O 100 bin euroyu açtınız banka online şeyiniz, hesabınızı.
O 100 bin euro 10 bin euro görünüyor. Panik olursunuz, hemen koşarsınız bankaya. Yok, sadece gösterimde bir hata var. Sizin 100 bin euronuz hala bankada. Güvenir misiniz? Verin paramı gideyim dersiniz muhtemelen yani. Hani orada bir güven zedelenmesi olur. Çünkü ciddi bir kayıp yani. Manuel test ve otomasyon testi arasındaki fark nedir? Hangi durumlarda manuel test, hangi durumlarda otomasyon yapıyorduk? Hocam, Evet. otomasyonu tekrar eden durumlarda, yani çok tekrar gerektiren veya yani bir insanın böyle kolay kolay çalıştırılamayacağı saatlerde gerektiren testlerde otomasyon gereklidir. Hocam Yani mesela şeyden bahsetmiştik, hani buton kontrolü falan, böyle hani o kontrolleri hep manuel yapmıştık. aha. Ya işte şeyle alakalıysa, hani görsellik diyeyim, görsellikle alakalıysa biz onu otomasyonla yapmak çok zor. Otomasyon sadece bakıyor orada buton var mı? Ama o butonun şekli nasıl? O buton işte doğru renklerde mi? Doğru. Yani renkleri de yine şey yapılabilir de işte biz daha çok görselini görürüz diyeyim. Bu tip şeyleri hani, ya da bazen çok hızlı canlıya çıkmamız gerekir, değil mi? Oturup kodlarını yazayım ben, bir iki gün bana izin verin diyemeyiz. O zaman da hızlıca bir manuel test yaparız. hocam, test zaman açısından daha fazladır. Otomasyon testi daha azdır. Manuel test maliyetlidir. Otomasyon testi daha az maliyet vardır. Başka bir şey şu an daha gelmiyor ama dün bunları söylemiştiniz. Evet. Ya manuel test uzun vadede daha maliyetli, kısa vadede daha kolay görünüyor. Yani ben hızlıca açayım web sitesini, hızlıca kontrol edeyim dersiniz. Oturup mesela bir hafta kodlarını yazmak yerine 2 günde tüm web sitesini test edebilirsiniz. Ama uzun vadeye geçince her yeri manuel test etmek her hafta ikişer gününüzü alacak, ama otomasyon bir kere 7 gününüzü alacak mesela. Otomasyon zaman açısından uzun vadede daha avantajlı, ama her şeyi otomatize edemeyiz. Bu da bir gerçek. Özellikle dün konuştuğumuzda bu şey testlerini yapanlar, hangi testlerdi şeyi hatırlıyor musunuz? YAT'yi. Kullanıcı kabul testi, değil mi? Dün bahsetmiştim. Bunlar ne yapıyordu? Bizim gibi mühendis ya da şey değillerdi. Hani bir eğitimden geçmiş insanlar değillerdi. Çok temel bir eğitimden bazen geçiyorlar. Bunlar genelde deneyimli eski çalışanlar oluyor. Yani bir bankanın UAT ekibi, UAT takımı diyeyim. O işi daha önce bankacılık yapmış kişilerden oluşuyor. İşte bir telekomünikasyon firmasına daha önce bayilerde çalışmış insanlar olabiliyor. Sigorta firmasına daha önce sigorta firmalarında çalışmış insanlar oluyor. O kullanıcı deneyimini, yani çünkü o eski kullanıcıymış, kullanıcı deneyimini bizimle paylaşıyor. Biz test yaparken kullanıcı deneyimini bilemeyiz. Yani çünkü biz bankada çalışmadık, değil mi? O ekranlar nasıl, o çekler, senetler nasıl veriliyor, krediler nasıl veriliyor bilmek zorunda değiliz. Temelini biliriz. Domaine hakim olmak zorundayız, mecburuz buna. Temelini biliriz, ama onlar kadar, hani ben şimdiki halini bilirim, o eski halini de bilir. Bu kullanıcı ne hisseder onu da bilir. Çünkü uzun süre çalışmış, şikayetleri olabilir. Diyebilir ki işte siz butonları çok küçük koyuyorsunuz. Biz orada müşteriyle işte konuşurken bir yandan buton arıyoruz mesela, diyebilir. Ya da işte butonların rengini şöyle koyuyorsunuz, dikkat çekin, çok açık sarı koymuşsunuz mesela, yazılarda işte beyaz renkte, orada açık sarı dikkat çekmiyor diyebilir. Yani kullanıcı deneyimini bizimle paylaşır. Yeni hali eski kullanıcılara uygun mu, onun şeyini yapar. Bir de bizim bazen aklımıza gelmeyen, hani kullanıcılar kendi bankacı mesela, sizin belki aklınıza gelmez o case'i gerçekleştirmek. O der ki ya bankada atıyorum elektrikler sık sık gider diyelim. Gitmez de öyle bir case düşünelim.
İşte o yüzden elektrikler gidip geldiğinde ne oluyor? Hani o sayfa hala eski haliyle kalıyor mu? Bu bizim için önemli oluyor der mesela. Sonra bir bakarız, işte bir shutdown yaparız sistemi. Hala geliyor mu? Eski haliyle hayır gelmiyormuş. Bizim mesela aklımıza gelmeyebilir bu case. Yani bu bizde olmak zorunda değil. Bu deneyimi bilmek zorunda değiliz. O yüzden UAT takımları yapar. Onlar da tabii ki otomasyon, sistem bilmiyorlar. Sadece kullanıcı deneyimi testlerine hakimler. Onlar tamamen manuel çalışır diyebiliriz. Tamam. Genel anlaşılmış. Çok sevindim. Herkesten güzel cevaplar geldi. Hocam şöyle diyebilir miyiz? Kullanılabilirliği ölçmek için manuel test yapılır. Ama belli bir seviyeye o projeye gelmişse o test artık onu otomasyona geçirilir. Hani bir milyonlar refresh tıklanınca veya şey yapınca neler olacak diye, değil mi? Tabii ki, tabii ki. Hani bir şeyi çoklu defa gerçekleştiriyorsak eğer, bu kesinlikle otomasyona girmeli. Yani ben tutup 100 kişiyi aynı anda sisteme sokamam. 100 kişi login, 100 farklı e-mail ile login yapamam. Hani ya da 100 farklı e-mail ile login yapsam bile işte yok Edge'den login yap, yok git Chrome'dan login yap, yok git ötekilerden login yap. Tek 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 bunlarla uğraşmak istemem, değil mi? Manuel testte bunları tek tek yapmak çok vakit alır. Onun yerine otomatize ederiz. Hepsinde nasıl davranıyor görürüz mesela. Bir şey arttırıyorsak, yani orada da görelim aynı şeyi, burada da görelim aynı şey olduğunda çoklu şey yapıyorsak o muhakkak otomasyon olur. Ama şöyle de bir şey var, yani bunu çok ben çok net çizgilerle çizmek istemiyorum. Bazen yeri gelir siz tam otomasyonu görünce anlayacaksınız. Şu an manuelden gidelim daha çok. Otomasyon sistemlerini görünce anlayacaksınız. Orada testleri yazınca anlayacaksınız. Hani bazen kendiniz de diyebileceksiniz ya, bunu otomatize etmeyelim. Şunu da ya da diyeceksiniz ki, yani size diyecekler ya şu çok şey bir şey, bunu otomatize etmeye gerek yok. Siz belki sorumluluk alacaksınız. Ya ben bunu otomatize ederim. Zor görünüyor, otomatize edilemez görünüyor ama ben bunu yapabilirim diyeceksiniz belki. Biraz da size kalmış yani. Yarın öbür gün kimse sizi zorlamayacak şunu otomatize etme diye. Test prensipleriyle başlayalım bugün de. Test prensipleri nelerdir? Şurada birden başlıyoruz. Testing shows the presence of defects diyor. Yani biz hataları bulduk diyelim. Bunları raporluyoruz. Test bitti dedik. Ama test bitti dedik. Canlıya çıktık. Bu uygulama %100 hatasız. Biz tüm bugları bulduk demek değildir. Böyle bir şey yok testte. Böyle bir iddiamız yok. Biz bulunabilecek her şeyi bulduk demektir. Yine müşteride sorun çıkabilir. Hani dün bahsetmiştim, bilmiyorum hatırlar mısınız? Yani bazen işte özellikle telefon uygulamalarında çok oluyor. Ben orada çok karşılaşmıştım. Telefona uygulama yaptığımız bir firmada telefonu ürün çıkarıyorduk. Orada sürekli işte her telefonda test yapamayız. Bunlar da otomatize ediliyor. Bunların da tool'ları var. Yani çoklu telefonlarda test yapabiliyoruz aslında reelde. Ama o çoklu telefonlar, bir havuz var orada. Bir sürü telefon var. Her şeyi seçmek mantıksız. Yani o zaman neye bakıyoruz? Analistlerden şey istiyoruz. Analistler bize diyor ki şu 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 telefonları kesin seç. Çünkü bizim diyelim 1000 müşterimiz var. 500'ü bu 4 telefonu kullanıyor. Kalan 500'ü işte 50 tanesi şunu kullanıyor, 100 tanesi bunu kullanıyor diye diye ayırıyor mesela. Biz en çok havuzumuzda en çok etkilenen kişilerin kesin testini yapıyoruz mesela. O cihazları seçiyoruz. Bir de cihazların dışında biliyorsunuz ki telefonlarımıza güncelleme geliyor, değil mi? Ben iPhone kullanıcısıyım gerçi. Diyelim ki işte ben Android versiyon, şu an hatırlamıyorum Android'deki en son şeyi. Hızlıca bakayım, çok merak ettim. Şu an 13 görünüyor. Bilmiyorum öyle mi? Ben de hızlıca baktığımda.
Android 13 diyelim. Ben son sürümü hemen yüklemişim. Hevesliyim, meraklıyım, ilgiliyim. Ama çoğu kişi 12'de kalmıştır, değil mi? 13 dün yüklendiyse hemen 13'ü çoğu kişi yüklememiştir. O zaman ben testlerimde neye önem veririm versiyon olarak? 12'ye önem veririm daha çok. Çünkü müşterilerin çoğu 12'de hala. 13'e birkaç kişi geçti. Daha dün ki. Yani ben canlıya çıkacağım. Sonra mesela kimisi de o kadar ilgisiz, alakasız ki Android 8'de kalmış. Bir türlü güncellemiyor. Ben şimdi Android 8'e destek vermek zorunda değilim. Android 8'de sorun çıktığında adam bana yazıyor canlıdan, diyor ki işte benim cihazımda sizin uygulamanız işte donuyor. Ben bakıyorum hangi cihazı kullanıyor. Onlar size gönderdiğinde hataları, o cihaz bilgileri de geliyor. Birkaç bilgi geliyor orada. Buna log diyoruz. Kayıt, yani kayıtlar geliyor. İşte saat kaçta yaşamış olabileceği, işte o işlemi yaparken birkaç işlem daha yapmış olabilir. Onları görüntülüyoruz ama tabii ki birebir değil yani. Hani atıyorum adam bizim uygulamamızı kullanırken bir yandan da bankacılık uygulamasına girmişse onun şifresini, mailini, banka şeyini görmüyoruz. Diyoruz orada görünüyor ki başka bir uygulamaya girdi mesela diye görünüyor. Bunlara kayıt deniliyor. Bu logları da görmüş oluyoruz. Bu loglarda işte kendimize çıkarım yapıyoruz. Ha, diyoruz ki Android 8 kullanıyormuş. Android 8 kullanan müşterilerimiz ne kadar? Hemen analistle konuşuyoruz. Diyoruz ki Android 8'den hata geldi. Buna bakalım mı? Bunu toparlayalım mı? Yani hani biz bunu yazılıma yollayalım mı? Buna genelde analistler karar veriyor. SDLC dersi göreceksiniz. Yani bir yazılım yaşam döngüsünde kimler hangi pozisyonlarda çalışıyor, ne iş yapıyor. Ama bunu genel anlatınca işte en başta analistler diyebiliriz. Product owner'lar da var tabii ki. Onlar product'ı alıyor, ürünü alıyor, müşteriden alıyor diye düşünün. Müşteriden aldı, analiz, işin analizini çıkardı, yapılacakları çıkardı. Yazılıma gitti. Yazılımda kodlaması yapıldı, teste geldi. Testleri yapıldı, her şey geçti. O zaman sistem engineering'e gitti, DevOps'lara gitti, onlar da canlıyı alıyor gibi düşünebilirsiniz aslında bu sistemi. O yüzden biz kime soruyoruz? Analiste soruyoruz. Çünkü analist tutuyor onun şeylerini. Analist ve product owner, eğer product owner'ımız da varsa. Onlar karar veriyor. Diyor ki evet tamam destek olalım. Şeyde genişmiş. Müşteri memnuniyeti de önemli bir noktada ama herkesin memnun edemeyiz. Exhaustive testing is impossible. Yani kapsamlı testler imkansızdır. Bütün ihtimalleri test etmek mümkün değildir. Demin de dediğim gibi müşteri öyle bir şeyle gelir ki biz o ihtimali göze düşünememişizdir. İşte daha çok UAT'de diyoruz ya, her şeyinde UAT'si olmuyor tabii ki, her takımın her testinde UAT'si olmuyor. Onlar daha çok yakalar burada müşterinin bulabileceği şeyleri. Ama biz her ihtimali test etmiş olamayız, zor. Ama bazen ne olur? Şöyle bir şey çıkar. Müşteriden mesela öyle bir hata gelmiştir ki biz bunu not ederiz. Hatta dün konuşmuştuk ya, test case yazarız. Yazacağız ileride test case'leri beraber. Bir test case yazarız. Yanına da not alırız. Deriz ki işte bu daha önce iki kere canlıdan geldi bize diye not alırız. Ya da işte deriz ki çünkü bugün ben test ediyorumdur, ben not almışımdır. Yani öbür gün Hüseyin Bey işe alınır, ona verilir o iş. Hüseyin Bey her şeyi bilemez, değil mi? Oradaki nota bakar, ha tamam bu kısım önemliymiş, ben burayı test ederken dikkat edeyim der. O nota bakar. Yani her şey, her ihtimali test etmek mümkün değil ama karşımıza bir ihtimal canlıdan çıktıysa ya da bir yerden geldiyse ya da biz monkey testler var. Böyle çok rastgele testler yapıyorsunuz. Ben şey diyorum, kafası koparılmış horoz gibi işte rastgele böyle her şeyi, onu da deneyeyim, bunu da deneyeyim. İşte atıyorum telefon uygulamasıysa uygulamayı arka plana atayım, başka bir şeyi ön plana alayım, sonra geri uygulamayı öne alayım, bakayım hala eskisi gibi çalışıyor mu gibi gibi, böyle test case'i olamayacak böyle zorlayıcı, hani şey o anda aklınıza ne eserse gibi. Ama burada mesela hatalar çıkınca not alırız. Deriz ki şöyle bir test yapıldı ve burada hata çıktı gibi. Mesela uygulamayı kilitlemeyi biliyor musunuz? Muhakkak biliyorsunuz. Telefonunuzu açtınız diyelim ki bir
İşte şarkı dinleme uygulaması açtınız. Uygulamayı tıklayıp üste atıyorsunuz ya. Android'de de öyle mi hatırlamıyorum. Uygulama ölmüş oluyor değil mi? Tekrar girmeniz gerekiyor yani uygulamayı açabilmek için. Buna kilitlemek deniyor. Mesela ben kilitledim uygulamayı geri geliyor. Her açtığımda aynı sayfa geliyor. Bunu kullanıcı istemez değil mi? Hani bilgisi tutuluyormuş hissi oluşur. İşte diyelim ki ben şey sayfasındaydım. İşte soru sor sayfasındaydım bir uygulamanın. Uygulamayı kilittim. Geri uygulamaya giriyorum. Ben uygulamanın ana sayfasına girmeyi beklerim. Ama soru sor sayfasına giriyorsam tekrar uygulamayı yeni açtığımda sorun var demektir. Yani bunu test case'le bulamayız. Bunlar test case'lerde çok yazmaz. Biz bunlar daha çok monkey testlerle. Monkey testler için de biraz zaman kalması lazım. Genelde iş yerlerinde çok buna zaman kalmaz. Ama bazen zaman kaldığında nasıl zaman kalabilir? İşte bir bug vardır, sizi blokluyordur, hiç test yapamıyorsunuzdur. Hadi monkey test yapalım der yöneticiniz. Herkes açar uygulamayı, rastgele işlemler yapar. Ne oluyor bakalım derler. O zamanlarda bu tip şeyler bulup not alırsınız. Dersiniz ki böyle bir şey yapıldığında böyle bir hata geldi. Bunu düzelttirelim ama sonra da buraya hep dikkat edelim diyebilirsiniz. Early testing yani erken test önemli. Bize çok zaman kazandırıyor. Şimdi bazı insanlar işi ayırırken ya da hani yemek yerken de hani en sevmediklerini önce yiyip en sevdiklerini sonra yemek gibi. Test yaparken de en kolay gördüklerini başta yapıp en zor gördüklerini sona ayırabilir. Ama biz sıralama yaparken en kritik gördüğümüz yerlerden başlamalıyız. Yani diyelim ki bir işte web sitesini test ediyoruz, e-commerce sitesini. Ben sign-in'den başlamalıyım en temel. Sign-in ya da new register'dan yani yeni üyelik yapamıyorsam ilerideki butonların çalışması ya da sepet en son seçenek ama benim tüm ürünlerim geliyor sepeti de ekliyorum ama satın alamıyorum bir anlamı yok. Benim o zaman en temelde bakmam gereken şeyler neler? Sepete ekleme yapıp satın alma işlemi, yeni üyelik yapma işlemi, eski üyenin giriş yapabilmesi işlemi. Böyle temel şeyleri ayırırız ve deriz ki öncelikle bunlara bakalım. Zaten bunlar çalışmıyorsa ki bunlara smoke test deniyor, konuşacağız onları. Duman çıkar değil mi? Hiçbir anlamı yok zaten. Benim orada tüm ürünlerim çok güzel görünse ne yapacağım? Adam satın alamıyor, ben kâr edemiyorum. O yüzden erken test de önemli diyebiliriz. Defects clustering, bug çıkan yerden muhtemelen birkaç bug daha çıkacaktır. Bug varsa biraz kurcalamalıyız. Burada hani test case'inizde yazmayanın dışına da çıkmayı kastediyor aslında. Orada bug varsa sen birazcık zorla. Test case'lerin açısından da tabii ki bug hani o kısımda modüller oluyor. İşte dün mesela Amazon'dan diye düşünelim. Ürünlerin gelmesi değil mi? Ürünlerin gelmesinde bir tanesinde problem varsa, bir tanesinde görsel gelmiyorsa muhtemelen o kısımlarda problem vardır. Diğerlerinin görseli gelmiyor olabilir. Diğerlerinin görseli gelip içine girdiğinizde ürünün ana sayfasına girdiğinizde görsel gelmiyor olabilir. Bunları biraz kurcalamak lazım. Bunu düşünürsünüz. Zaten bir süre sonra test mantığı kazanacaksınız hepiniz. Orada da şey oluşmaya başlayacak. Pesticide paradox burada test case'i run ettiniz. Aynı test case'i belli aralıklarla koşuyorsunuz ama aynı test case bir süre sonra sizin var olan hatayı bulmanızı da engelliyor. Bilirsiniz yani bir şey sürekli görünce bir süre sonra körlük oluşur değil mi? Hani artık alışır ona gözünüz. Burada biraz taktikler yapmak gerekiyor. Yani bazen oradaki taktik genelde şeydir, insan değişikliğidir. Yani bugün ben test yaparım, yarın işte Sibel Hanım test yapar, sonraki gün Özcan Bey test yapar şeklinde ilerlenir. Bu şekilde o körlük engellenir. Ama bazen de hani siz belki yapmak zorundasınız, siz neler yapabilirsiniz? Data değişikliğine gidebilirsiniz. Yani diyelim ki üye oluyorsunuz, Hotmail ile hep kullanıyorsunuz değil mi? Datanız işte Ayşe @hotmail.com. Tamam, üye oluyor. Hep aynı datayı kullanıyorsunuz. Siliyorsunuz tekrar. Bir sonraki gün aynı datayı kullanıyorsunuz. Bu şurada bir körlük yaratabilir. Ayşe@hotmail.com evet üye olabiliyor ama Ayşe@gmail.com üye olamıyor. Gmail'lerde problem var.
bunu engelliyor mesela. Siz alışkanlıkla sürekli Hotmail giriyorsunuz ama. O yüzden arada data değişikliğine gidebilirsiniz taktik olarak. Ya da işte insan değiştirmek de bir yandan hani farklı gözlerin görmesi her zaman çok avantaj. Aynı yeri ben yapacağım diye aynı bölgeyi ben hakim oldum artık bu modüle. Buraları ben test edeyim demeyin. Ne kadar değişiklik olursa o kadar iyi. 6 numaramız testing is context dependent. Yapacağınız test neyi test edeceğiniz açısından çok önemli. Her uygulamada aynı özeni göstermezsiniz aynı yerlere. Mesela uçak sürmeyle alakalı bir uygulamanın güvenilirlik testlerini yapıyorsanız ve bu hayatı bir risk taşıyorsa ona göstereceğiniz özenle bir blok uygulamasının güvenilirlik testlerini göstereceğiniz özen çok farklı değil mi? Yani blok çalışmasa bile kimse ölmeyecek yani. Ama bu uçak uygulamasında, uçak sürerken kullanılan bir uygulamada bir şey olduğunda çok ciddi hayati risk taşıyor. O zaman oradaki güvenlik şeylerine çok daha fazla önem vereceğiz. Absence of errors fallacy. Burada da 7 numaramız. Asla bir uygulamada şunu düşünmeyin. Biz testleri yaptık, artık bug yok, başa dönüyoruz gibi oldu. Uygulamada alfa test, beta test gibi safhalarda da hatalarla karşılaşılabilir. Alfa test, beta test ne biliyor musunuz? Şöyle yine konuşacağız test çeşitlerini ama şimdi yeri gelmişken söyleyeyim. Alfa test şirket içi olur genelde. Diyelim ki işte sizin telefon uygulamamız var diyeyim tekrardan. Telefonda bir işte sağlık uygulaması olsun. İşte insanlar kilosunu giriyor, ona bir diyet sistemi veriyoruz diyelim. Hani diyoruz ki işte günde işte bugün C vitamini almalısın, şunu şunu yemelisin gibi gibi mesela öneri veriyoruz. İşte kilosunu giriyor, boyunu giriyor, yaşını giriyor değil mi? Onun hayat şeklini giriyor ve biz ona kendimizce o tabii ki diyetisyenlerle çalışılır orada. Orada ona bilgi çıkarıyoruz. Şimdi bunun testini yaparken ilk canlıya çıkmadan yani müşteriye, halka, bize çıkmadan ilk şirket içi çıkar. Şirkettekiler kullanır. Oradaki herkes yani. Çaycısı, temizlikçisi, yöneticisi, işte marketing, tüm takımlar her yer kullanır. Çünkü herkes müşteri değil mi sonuç olarak? Herkes bakar, herkes size feedback verir. Özellikle test takımına gelirler. Şura şöyle olsa daha güzel olur. Bura böyle olsa işte ben şöyle yaptım, bana şöyle dedi ama bana işte atıyorum ben şeker hastasıyım, bana bugün tatlı yememi önerdi diyelim. Bu bir hata mesela, ciddi bir problem. Bunları siz not alırsınız hani görünen şeyleri. Beta testte kısıtlı bir müşteriye çıkış. Yani hani bu özellikle oyunlarda olur. Bilmiyorum aramızda oyun bu şey online oyunlarda falan bir fanatik var mı bilgisayar oyunlarında? Onlarda olur. Beta sürümü çıktı. İşte en çok onun oyun tutkunları genelde bilinir. Hani işte onlar çok satın alan ya da ne bileyim nasıl ulaşıyorlar ben çok tahmin edemiyorum aslında. Bir şekilde hani onlara ilk siz deneyin. Hani ya da muhtemelen şeylerde oluyor daha çok. Bu oyun videoları çekenlerdedir mantık olarak düşününce. Değil mi? Onlara hani ilk bir siz deneyin bakın hani oyunumuzda bir sıkıntı var mı? Onlar da böyle hatta tanıtımlarını yapar muhtemelen. Oradan yani kısıtlı bir müşteri diyeyim. Kısıtlı bir müşteriye çıkar. Kısıtlı müşteri bunu değerlendirir, size feedback verir. Sonra siz geniş müşteri kitlenize, gerçek tüm şeye açılırsınız diyebilirim. Test katmanları, test çeşitli katmanlara ayırabiliriz testi. Burada birinci katmanımız en temelden gelen unit testing dediğimiz birim testi ilk katman oluyor. Burada biz test yapmıyoruz. Developerlar geliştirme aşamasında yapıyor bu testleri. Burada siz yapmışsınızdır mutlaka Java'da. Atıyorum bir hesap makinesi uygulaması yapıyorsunuz değil mi? Bir modül yazdınız sonra şimdi bunu direkt canlıya almak yerine tutarsınız kendi kodlarınızın içinde bakalım çarpma işlemini doğru yapıyor mu? Bakalım toplama işlemini doğru yapıyor mu? Bakalım üç işlemi doğru yapıyor mu? Topladı, çıkardı, çarptı mesela.
Doğru çalışmasını bekleriz, değil mi? Bunu kendi uygulamamızın içinde yapabiliriz, kendi kodun içinde yapabiliriz. Buna birim testi deniyor. Mesela faiz hesaplayan bir kod yazıyorsak, test kodu olarak da eğer diyelim ana para 100 birim para, paraysa faizli hali ne olur gibi bir şey çıkarabiliriz. Doğru gelip gelmediğini görebiliriz. Burada modüller ayrı ayrı. Yani işte diyelim ki toplama modülü ayrı, çarpma modülü ayrı gibi ayırabiliriz. İşte toplama modülünde toplamayı test ettik, çarpma modülünde çarpmayı test ettik. İki numaramızda, ikinci katmanımızda integration testing var. Entegrasyon testi deniyor buna. Bu İngilizce kelimelere biraz hakim olmanız önemli. Hani biliyorum çok yabancı geliyor ama inanın Almanya'da da bu tabirler aşağı yukarı kullanılıyor. Yani İngilizce halinde bilmeniz önemli bu kavramların, öyle söyleyeyim. İki numaramızda entegrasyon testi dediğimiz, işte integration testing var. Bir yazılım uygulamasının farklı bileşenleri veya modülleri arasındaki etkileşimleri ve arayüzleri doğrulamaya odaklanan bir yazılım test tekniğidir. Entegrasyon testinin temel amacı bu bileşenlerin daha büyük bir sistem veya yazılım ortamına entegre edildiğinde amaçlandığı gibi birlikte çalışmasını sağlamaktır. Burada modüller birbirine entegre edilmiştir. İşte mesela burada toplama modülünü test ettik, çarpma modülünü test ettik, değil mi? Ayrı ayrı çalışıyor ama burada birleştirdik. Toplama ve çarpma birlikte de çalışıyor mu? Yani mesela birleştirdiğimizde belki toplama çalışmıyor. Bir kod bir şeyi ezdi ve birlikte çalışmıyorlar belki. Bunu test ediyoruz burada da, integration testing'de. Sistem testing, burada tüm sistem test ediliyor. Modüller sisteme de entegre edilmiş oluyor. Sistem testi tek tek bileşenlere veya modüllere odaklanmak yerine yazılım uygulamasının tamamını bir bütün olarak değerlendiriyor. Artık tamamen hesap makinesi elimizde diyebiliriz. Hesap makinesi sistemine de entegre edildiğinde bakalım kodumuz çalışıyor mu diye bakıyoruz. Tüm yazılım sistemlerinin davranışını değerlendirmek ve belirtilen gereksinimleri karşıladığından emin olmak için yapılıyor. Sistem testi genellikle entegrasyon testinden sonra ve kullanıcı kabul testinden, yani UAT testinden de önce gerçekleşiyor diyebiliriz. Dördüncü katmanımız acceptance testing. Bu final testi, artık kabul testi. Bir yazılım uygulamasının veya sisteminin son kullanıcılarının, paydaşların veya müşterilerin gereksinimleri ve beklentilerini karşılayıp karşılamadığını değerlendiren bir yazılım testi düzeyidir. Yazılım test sürecinin son aşamasıdır ve genellikle sistem testinden sonra gerçekleşir. Kabul testinin temel amacı yazılımın üretimde kullanıma hazır olmasını ve iş hedefleri ve kullanıcı ihtiyaçlarıyla uyumlu olmasını sağlıyor diyebiliriz. Burada demin bahsettiğim alfa testi, beta testini söyleyebiliriz artık bu kısımda. UAT ve alfa aslında daha net söyleyebiliriz. Bir sonraki slayta geçebiliriz. Bunları tekrar vurgulayacağız ama temel olarak katmanları bu şekilde ayırmak doğru diyebiliriz. Hocam bir şey soracağım ama şeyde LMS'de başka testing çeşitleri de var. Mesela smoking testing, sanitizing testing. Bunlar çok ayrıntı mı? Evet, onlar biraz daha ayrıntı. Biz de ilerlediğimizde şu kaçıncı slayttan itibaren şuralarda göreceğiz. Yani 35'te mesela var. Başlayacağız yani bugün. Biraz çok sözel kalıyor. O yüzden aslında sizden şu şeyi not almanızı isteyebilirim. Yani şunları, test katmanlarını İlk önemseyebiliriz burada. aşamasını. Bunu önemseyebiliriz test katmanları olarak. Bir de test çeşitlerini. Ben çok test çeşidi var. Hepsi yapılmıyor. Hatta bir noktadan sonra kavramlar aynı şeye çıkıyor. Yani birinin anlattığı şeyle diğerinin anlattığı şey neredeyse aynı oluyor. Hatta bazen de şey oluyor. Gerçekten şirket ortamında çalışırken
İşte kendilerince iki kavramı birleştirip yeni bir test türü diyorlar. Bu yani buradaki amaç, bunlar kitabi bilgiler diyeyim. Amaç yani şey, bir hedefe hizmet etmesi yani. Önemli değil bu isimler. Mantığını bilmek, tabii ki bazı isimleri bilmek çok gerekli. Ama her şeye de hakim olmak, yani sorulduğunda bazı test çeşitleri var. Mesela sorulduğunda onu da söylemenize gerek yok yani. Hani onu kullanmadım deyip geçebilirsiniz hani. Ya, zaten iş ararken, şey yaparken onların isterlerinde, o LinkedIn'de falan belki şimdi yavaştan görüyorsunuzdur. Tavsiye edebilirim bunu hafiften. LinkedIn'de iş ilanlarına bakıp içindekiler neler, hani ne istiyorlar, ne yapıyorlarmış diye hafiften bakabilirsiniz, karıştırabilirsiniz. Burada test çeşitlerini de görürsünüz. Derler ki işte biz smoke test yapıyoruz, işte regresyon testleri yapıyoruz gibi gibi şeyler de yazabilirler. Mesela orada görürsünüz. En popülerlerini, en yapılanları, kesin yapılanları konuşacağız. Onların üstünde dururuz. Diğerlerini de bir söyleyip geçeriz ya da isteyen araştırsın diye geçeriz. Böyle, çünkü oturup sizi tek tek kavramla sıkmak istemiyorum. Biraz daha böyle gerçekçi şeye yönelik olsun istiyorum. Tamam. Burası uzun olacak, front end backend diye bir kısmı. İsterseniz araya çıkalım, 15 dakika diyelim, onda görüşelim, olur mu? Olur hocam. Kolay gelsin. Merhaba arkadaşlar. Front end backend DB ile devam edecektik. Front end ne biliyor musunuz? Bu kavramları. Evet hocam. Yani backend, frontend gördüğümüz kısım bir uygulamanın backend'de onun arka plan kısmı. Evet, görmediğimiz kısmı diyebiliriz de kendi de. Frontend'de gördüğümüz kısım. DB ne olabilir? Database ne olabilir? Verilerin depolandığı, tutulduğu, saklandığı alanlar hocam. Evet, çok iyi. Genelde Yani kiralanıyor. biz bir uygulamaya girdik, yeni üye olduk, değil mi? Mailimiz var, şifremiz var. Şimdi biz bu uygulamayı yeniden girdiğimizde bu uygulama bizim bilgilerimizi biliyor. Mailimizi, şifremizi biliyor ve bizim girmemize izin veriyor. Bu nasıl oluyor? Database sayesinde oluyor. Database'de tuttuğu için bilgileri. Her zaman açık tutulmaz o bilgiler. Özellikle şifreler kısmı. Orada maskeleme deniyor bu işe. Yeri gelmişken söyleyeyim. Maskeleyerek tutuyorlar yani, bilgilerinizi güvende tutmak için. Frontend dediğiniz gibi ön yüz demek. Bizim gördüğümüz kısım bir yazılım uygulamasının veya web sitesinin kullanıcıların doğrudan etkileşimde bulunduğu kısmını ifade ediyor. Buradaki kullanıcının kullandığı tüm öğeleri, özellikleri içeren yazılımın kullanıcı arayüzü katmanıdır diyebiliriz. Frontend için temel bileşenler şunlar: kullanıcı arayüzü denen UI, bu kullanıcıların etkileşimde bulunduğu düğmeler, formlar, menüler ve gezinme çubukları gibi görsel öğeleri içeriyor. Estetik kısmı diyebiliriz. Kullanıcı deneyimi, UX tasarımı, görev akışı, gezinme kolaylığı ve genel kullanılabilirlik dahil olmak üzere kullanıcıların yazılımla nasıl etkileşimde bulunduğu ile ilgili. UX tasarımcıları kullanıcılar için sezgisel ve keyifli deneyimler yaratmayı amaçlamaktadır demişiz. Burada önemli, hani bu kısım sahiden önemli. Kullanıcıların alışkanlıklarına, şeye hitap etmek, bu kavram önemli. İçerik olarak frontend'de kullanıcılara metin, Hocam resimler. hızlı öncekini bir tekrarlasanız not alsak olur mu önemli dediğiniz kısmı? UX UI için dedim. Yok, önemli olarak burada şeyi söyleyebilirim. Frontend için ön yüz, kullanıcının gördüğü kısım desek aslında
kıymetli kısmı orası diyebilirim. Tamam hocam. İçerik olarak neler var frontend'de? Metinler, resimler, videolar, multimedya öğeleri gibi görüntüler var. Bu da yani tasarımın bir yüzü oluyor, yönü oluyor. Burada HTML, CSS'i gördünüz. Frontend geliştirme, kullanıcı arayüzü oluşturmak, amaçlandığı gibi çalışmasını sağlamak için çeşitli teknolojilerin, araçların, dillerin kullanılmasını içeriyor. İşte HTML, CSS kullandınız. Bu ön yüzü oluşturmak için, frontend oluşturmak için kullanılan diller diyebiliriz. Backend ne oluyor burada? Backend genellikle sunucu tarafı, yani bizim görmediğimiz kısım. Burada neler oluyor? Bir yazılım uygulamasının veya web sitesinin kullanıcıların doğrudan etkileşime girmediği, ancak verileri yönetmek ve işlemekten, istekleri işlemekten ve işlevselliğin, mantığın sağlanmasından sorumlu olan kısmı. İstemci sunucu mimarisinde backend, frontend gerekli kaynakları, hizmetleri sağlayan ve aracı görevi gören bir sunucu. Temel bileşenleri de data management olabilir, business logic olabilir, kimlik doğrulama, yetkilendirme diyebiliriz, güvenlik diyebiliriz. Backend'de bizim görmediğimiz kısım diye aslında özetleyebiliriz bu uygulamanın içinde. Sunucu tarafı diyebiliriz. Yani biz frontend'den bir istek yapıyoruz. Backend'de bize bir cevap döndürüyor dersek aslında konuyu özetlemiş oluruz. Yani ben bir frontend'den bir butona bastıysam, sign in butonuna bastıysam mesela, evet ön yüzde, ama backend olmasa o sign in butonu çalışmaz. Yani çalışıyor görünür, clickable verilir çünkü. Click click click, ama backend'e gitmedi. Bana bir cevap döndürmüyor o yüzden. Cevap döndürmesi için cevap ne olabilir? Diğer ekrana atar beni, değil mi? Sign-in ekranına atar mesela. İşte şifrenizi, mailinizi girin. Sonra ben mailimi girdim, şifremi girdim. Nereye gidecek? DB'ye gidecek, değil mi? Kontrol yapacak. Yani doğru mu bu bilgiler? DB'ye gitti. Bilgiler doğru. Cevap olarak olumlu dönecek, sayfayı açacak bana. Bunları söyleyebiliriz aslında özetleyince. Peki backend geliştirme ne şeyde oluyor daha çok? Burada Python, Ruby, Python en popülerlerinden diyebilirim. Duyduğum en çok, PHP'yi çok duydum. Ruby çok popüler oldu bir aralar, aşırı popülerdi. Yani şu ara ne kadar popüler bilmiyorum. Java, C#, Node.js, bunlar yazılım dilleri. Siz Java gördünüz. Python da Java'ya yakın bir dil. Eğer vaktim çok oluyor kursun dışında, hani çok rahatım, böyle yeni şeylere çok öğrenecek vaktim var derseniz, JavaScript ile Python'ı tavsiye edebilirim, onlara bakabilirsiniz. Bizim de test alanında kullandığımız diller diyebilirim. Vakti olanlar, hani ya da şimdi not alırsanız vaktiniz olduğu bir gün bakabilirsiniz. JavaScript ile Python'ı tavsiye edebilirim test için, yani bizim de bilmemizin faydalı olduğu diller olarak. Ama biliyorsunuz temel seviyede, yani biz Python geliştiricisi, JavaScript geliştiricisi ya da Java öğreniyorsak bile Java geliştiricisi, Java developer değiliz, değil mi? Bunları da temel seviyede Java bildiğiniz için Python'la JavaScript de çok kolay gelecektir. Yani ciddi vaktinizi almayacaktır. Udemy'den, şuradan buradan, YouTube'dan free kurslar bulursanız özellikle kaçırmayın. Hatta böyle birbirinize de yazın. Yani ben şuradan güzel kurs buldum, baktım, faydalı da buldum diye birbirinize de atın. Bu diller kullanılıyor backend için. Şöyle özetleyebiliriz. Bir yazılım uygulamasının veya web sitesinin backend'in temel işlevlerden, veri yönetiminden, güvenlikten ve frontend ile iletişimden sorumlu. Son kullanıcılara talep edilen hizmetleri frontend üzerinden sunarken uygulamanın doğru, güvenli ve verimli çalışmasını sağlamada önemli bir rol oynuyor. Backend ve frontend bileşenleri eksiksiz ve işlevsel bir yazılım sistemi oluşturmak için birlikte çalışıyorlar diyebilirim aslında. Birazdan göreceğiz aslında, biraz pratik yaparız.
SQL dersi görmediniz, DB'ye çok hakim değilsiniz. O yüzden burada biraz detay söyleyebilirim. DB veri tabanının, database veri tabanı daha çok DB diye de kısaltılır. Kısaltması veri tabanı verimli erişim, yönetim ve manipülasyon için organize edilen ve saklanan yapılandırılmış bir veri koleksiyonu. Burada bilgiler tutulur diye aslında kısa bir özet yapabiliriz. Frontend, backend, DB kavramları bizim için neden önemli? Çünkü biz testimizi bunlarda yapıyoruz. Yani frontend'i test ediyoruz, backend tam direkt test edemesek de o gelen responslara göre değerlendiriyoruz, değil mi? Backend testi de yapmış oluyoruz. DB'yi de test ediyoruz. DB'nin de testi var. Onu da zaten ilerleyen zamanda göreceksiniz nasıl test ediliyor, ne yapılıyor diye. Burada bilgiler tutuluyor diye şey yapabiliriz. Nasıl tutuluyor? Veriler, datalar oluyor DB'de. Bu sayılar olabilir, tarihler olabilir, resimler, ses, video, değil mi? Yani mesela ben bir Amazon DE'yi açtığımda orada bir resim geliyorsa bu resim nerede tutuluyor olabilir? Yani hani DB'den geliyor. DB'de o resim var. DB'de o resmin o ben o ürüne tıkladığımda backend'e gidiyor. Backend bana hangi resmi döndüreceğini söylüyor. Hangi resmi getireceğini gönderiyor. DB'den alıyor ve getiriyor diyebiliriz. DB'de tablolar olur. Yani diyelim ki işte iPhone 15 var. iPhone 15'in fiyatı, iPhone 15'in resmi, bir indirim varsa yüzdelik indirim, indirim tablosu olur mesela, indirim başlığı olur orada. Bu şekilde bana getirir. SQL kullanılır DB için. Dediğim gibi database dersiniz olacak. SQL dersiniz olacak hatta direkt. Orada göreceksiniz database'in tüm detaylarını. Veri tabanı yönetim sistemi var, DBMS diyebiliriz. Birçok sistem var veri tabanı yönetim için. MySQL bunlardan birisi. Oracle, Microsoft SQL Server var. Bu bulut kaynaklı şeyler de var, database sistemleri de var. AWS dersi gördüğünüzde muhtemelen bunu da göreceksiniz. SQL dersinizde şu an MySQL gösteriliyor. Şöyle bir bakayım, ben de açık şeyi var mı hızlıca? Size bir göstermiş olayım. Evet, açık bir tane. Şöyle göstereyim size DB'yi. Ekran paylaşımını durdurup şurayı paylaşıyorum. Şöyle bir çalışma alanı var MySQL'in. Şu anda geldi ekrana. Mesela öğrenciler tablosu var. Öğrenciler tablosundaki öğrencilerin ID'si, ismi, hangi şehirden olduğu, puanı ve bölümü yer alıyor mesela. Ben bunları bizler belirleyebiliriz. Tabii ki DB'ler kafamıza göre belirlenmez. Normalde standartları olur yani. Bunun başta şeyi yapılır. Yani üye olan herkesin diyelim Amazon'a. İşte bir ID'si olabilir. Bunu şirket yani şey belirler, architect belirler. Sonra ismi işte olabilir. E-mail olabilir. Pardon. Birden kulağınızı apşırmak istemedim kulaklıkla dinleyen varsa diye. Bu tip bilgiler hangi bilgilerin tutulacağı yer alır? Biz test yaparken bazen bunları manipüle edebiliriz. Yani diyelim ki benim işte şurada İstanbul, Antalya, Bursa, İzmir var. Diyelim ki benim işte Ankara'da yaşayan birine ihtiyacım var test yaparken. Gelirim buradan şehri değiştirebilirim. Bunu nasıl manipüle edeceğinizi zaten dersten öğreneceksiniz. Buradan gelirim şehri değiştiririm. Ankara'da yaşayan bir datam olmuş olur. Sonra bu ismi kullanırım. Diyelim ki işte şeyde yıl testimde bulunduğu şehri getir diye bir şey var. Ya da işte sayfasında, profilinde görünmesi gerekiyor. Oradan kontrol ederim Ankara geliyor mu gibi gibi. Bu tip testler yapabiliriz yani. Tekrar şey ekranımı paylaşıyorum. Şimdi bir şey açayım.
Oradan da bir bakalım, genel tekrar şey yapmış olalım. Mesela Amazon DE'yi açacağım. Pardon. Evet. Burada şimdi HTML CSS'den biliyorsunuz değil mi? Şöyle inspect dediğinizde bilgiler geldiğini buradan. Hatırlıyorsunuz değil mi? Bunu gördünüz. Kesin, tamam. Burada inspect'i seçtik. Elements'te frontend'deki HTML kodları görüyoruz daha çok şuradan. HTML kodlarını buradan CSS kısmını görüyoruz. Şeylerin yerleştirilmesini görüyoruz. Bu ön yüzlü şeyini gösteriyor bize. Bir de dedik ki backend var. Backend'e ben bir istek yaptığımda bunu nasıl anlarım diyoruz. Backend'den response almam gerekiyor değil mi benim? Şuradan network'e gideyim. Şimdi ben bir şeye bastığımda bir response almayı bekliyorum. Bir ürüne bastığımda. Mesela şu ürünü tıklayayım. Geldi burada ürünümüz. Backend gitti bana resmi getirdi. Hangi ürüne tıkladığımda DB'den geldi resim, fiyat, bakın indirim, bu bilgiler, metinler, her şey bana DB'den geliyor. Ama backend'in döndüğü response sayesinde, bakın sürekli bir response, her hareketimde bir response oluyor, bir şey geliyor. Hareketli burası. Şöyle bir bakalım, bir dakika. Şuradan mesela. Bakın. Response header, request header, değil mi? Ben request yollamışım, bir response almışım. Ve 200 okey'i biliyorsunuz, başarılı demekti zaten. Bununla birlikte ben request yaptığımı ve response aldığımı görmüş oluyorum aslında. Tamam, bu şekilde özetleyebiliriz sanırım. Hani görsel olarak da konuşmuş olduk. Test piramidi diyelim. Tekrar teste geçelim. Burada test katmanlarında konuştuğumuz konu aslında. Yani piramit şeklinde tekrar bir tekrarlanmış diyebiliriz. Aslında bence test katmanları da yeterli. Şu hali de yeterli. Tabii ki arttırmak mümkün. Bu test piramidiyle arttırmışlar. Biz de bir tekrar etmiş olalım. En altta unit test var. Unit test neydi? Hatırlıyor muyuz? Geliştiricilerin, developerların yaptığı test. Evet, birim testiydi değil mi? Böyle en küçük kod parçasını test etmek diye aklımızda kalsa aslında en iyisi. Ama dediğiniz gibi developerların yaptığı test en doğru tanımlama oluyor. Component testing, bu da genellikle birim testi olarak adlandırılıyor. Yani birleştirebiliriz aslında. Bir yazılım uygulamasının bireysel bileşenlerinin veya parçalarının ayrı ayrı test edildiği bir yazılım düzeyi. Burada birkaç şey birleştiriliyor gibi düşünebiliriz, parçalar bir büyüğü gibi. Hani burada en küçük, burada bir büyümüş, burada bir büyümüş, burada bir büyümüş, burada da en son haline ulaşmış, tamamen birleşmiş gibi sistem. En son testi gibi düşünebiliriz. Burada tek bir yöntem yerine hani daha çok modül, sınıf gibi düşünebiliriz testini, component testing'de. Yani birkaç metodun birleştirilerek test edilmesini özetle söyleyebiliriz. Birkaç metot birleştiriyor. Burada metot testi, burada birkaç metot birleştiriliyor gibi düşünebiliriz. Ama daha çok buradan direkt zaten unit testten biz integration testle başlarız yani. Integration testing neydi, hatırlıyor muyuz? O da birleştirme gibi bir şey demiş miydik hocam az önce? Evet, yani o tüm modüller birleştirildi. Artık modüller oluşturuldu. Modüller birleştirildi. Modüller birbirini bozdu mu, değil mi? Hani kodlar birbirini ezdi mi? Çünkü farklı farklı developerlar yaptı. Herkes de testini yaptı, başarılı. Entegre edildiğinde, yani ismiyle müsemma derler ya, entegre olduğunda bir bozulma, bir sıkıntı var mı? Ona bakıyoruz. UI ve API testing.
UI User Interface yani kullanıcı arayüzü demek. Kullanıcının gördüğü kısmı test ediyoruz. Frontend'i test ediyoruz. API neydi? API'lerde uygulama programlama arayüzleri. API'ler bizim frontend ile backend arasındaki iletişimi sağlıyor. Ben frontend'den backend'e gidiyorsam bu aradaki iletişimi sağlayan şey API oluyor. Aslında böyle deyince evet mantıklı ama API'nin daha sonra başka işlere de yarıyor da yine iletişim sağlayıcı, yine garson görevi görüyor. Yani bir iş yapmıyor, sadece gidip diyor ki böyle böyle bir şey dendi bana diyor. Senden böyle bir istek var diyor. Son o isteği de bana getiriyor gibi düşünebiliriz. Çok ciddi bir iş yükü yok gibi ama aracı ve kıymetli, önemli API'lerin. API testi de önemli diyebilirim. Onun için de zaten bir ders var. Onun da dersini göreceksiniz. API testi de yapacaksınız. API'ler verilerin nasıl değiştirildiğini, işlendiğini tanımlayarak frontend'in backend'den veri talep etmesine ve almasına ona olanak sağlıyor diyebilirim. Unutmayın API'ler aracı, frontend kullanıcıların gördüğü ön yüz, backend bizim isteklerimize cevap veren arka yüz. DB'lerde dataları tutan kısım. Biz bunların testini yapıyoruz. Yani tüm sistemimiz bu şekilde bunların testini yapıyoruz. Manuel ve exploratory test var. Burada keşif testi oluyor. Exploratory testing. Test mühendisleri senaryolu testlere ek olarak önceden tanımlanmış adımlar olmadan yazılımı araştırdıkları beklenmeyen sorunları, kullanılabilirlik sorunlarını ve öngörülemeyen senaryoları keşfetmeye çalışıyorlar burada. Keşif testleri gerçekleştiriyorlar. Bu manuel test çeşididir, exploratory test. Otomatize etmeniz beklenmez burada. Test çeşitleri olarak burada şöyle bir özet geçmiş. Functional ve non-functional olarak ikiye ayrılıyor. Artık test çeşitlerine giriş yaptık. Beklenenen geldi. İkiye ayrılıyor. Functional ve non-functional. Functional testler kendi arasında ayrılıyor. Non-functional testler de kendi arasında bu şekilde ayrılıyor. Şunun ekran görüntüsünü atayım aslında sizde bulunsun. Oldu. Burada test çeşitlerini size de attım. Bu şekilde şey yapılmış. Bunlar hakkında bunlar en önemlileri. Bunlar hakkında da detaylı konuşacağız. Yazılım testi geliştirilmiş bir yazılımın hedeflerine ulaşmasını sağlamakla ilgiliydi. Değil mi? Yazılımın her alanının olması gerektiği gibi çalıştığından emin olmak için yazılım üzerinde gerçekleştirilen çeşitli testler var. Yazılım testi, yazılım geliştirmenin kalite kontrol yönü. Bir yazılım testçisi hataları veya hataları kontrol etmeyi, her şeyin tam olarak amaçlandığı gibi çalıştığından emin olmayı ve neyin düzeltilemeyeceğini belirtmeyi amaçlıyor. İki ana sınıfı vardı. Yazılım testinin fonksiyonel, functional ve fonksiyonel olmayan testler diye. Şu linki de size atayım. Buradan da faydalanabilirsiniz. Yine microlearning'den atıyorum. Linki de bir bakayım. Bunu da paylaşmışlar. Bunu da sizinle paylaşıyorum microlearning'den. Hocam, Fonksiyonel. sizi Buyurun. genel olarak paylaşma ihtimaliniz var mı? Slide'ları mı? Evet hocam. Bilmiyorum, bir sormam lazım, olur mu? Olur hocam. Çünkü bazı farklılıklar var da. Şeyli mi? Elemesi mi? Evet hocam. Tamam.
Not alayım, pardon. Tamamdır. Not aldım. Bir sorayım, ona göre paylaşalım. Tamam hocam. Fonksiyonel test ne? Bir ürünün nasıl çalıştığını test etmekle ilgili bir fonksiyonel testi gerçekleştirmek, beklenen sonuçları aldığınızdan emin olmak için yazılımın her bir işlemini kontrol etmeyi ve test etmeyi gerektiriyor. Özetlersek şuradaydı. Genellersek buradayız. Buradaki tüm test tipleri fonksiyonel teste giriyor. Burada white box, static recovery, database integration unit, smoke test, retesting, regression testing, system testing, black box, UAT, component, ad hoc, acceptance, recovery dediğim gibi bunların hepsi functional testin içine giriyor. Burada türleri var. Fonksiyonel testler manuel veya otomasyon ile yapılabilir. Ben en önemli gördüklerimin üzerinde duracağım. Bunların bir kısmını da özet geçeceğiz. Ama en önemli gördüklerimin üstünde özellikle duracağım. Unit testing ile başlayabiliriz. Şöyle. Tamam. Unit testing bir yazılım geliştiriciler tarafından yapılan test. Yazılan her kodun her birim bileşenini test etmeyi amaçlıyor. Bu nedenle çok sayıda birim testi yapılıyor. Bunu not alabilirsiniz. Unit test önemli. Bunu söyleyebilirim eğer not alıyorsanız. Unit test önemli kavramlardan birisi. Tekrar söyler misiniz hocam? Birim testi, geliştiricilerin, developerların yaptığı unit testing ekranda da var. Her bir birimin test edilmesi, mesela metotlar olabilir. Her bir metodun test edilmesi unit teste giriyor. Bu kavram önemli. Developerlar bunu yapmak zorunda değil ama kaliteli kod için, yani testten çok fazla dönmemesi için yaparlar. Ama bazen de yapmazlar. Neden yapmazlar? Çok hızlı çıkması gerekiyordur ürünün. Developerların çoğu mesela 5 günü var diyelim. 5 günde ancak kodlamayı yapabilir. Test yazacak vakti yok. Çünkü test yazmak da bir süreç, zaman istiyor. Developerların lead'i der ki test yazmanıza gerek yok. Tamamlayın kodları ve teste direkt gönderin. Test takımı da bunu bilir. Developerlar mesela unit test yazmayacak. Biliriz ki daha çok hata çıkma riski var. Ona göre daha dikkatli, daha çok test yaparız mesela. Hatalarımızı raporlarız. Onlar sonra düzeltip geri çıkarabilir. Yani bir sistemde sizce bir hata varsa canlıya çıkar mıyız? Nasıl herhalde hocam? Çıkabiliriz. Çünkü şöyle düşünün. Yani şöyle Amazon'u açayım. Tamam. Şimdi ben Amazon'a üyelik yapmam, dil değiştirmem, bunlar önemli kavramlar. Ama geldim şurada. Şu beyaz olması gereken renkler diyelim. Böyle karar verilmiş. Sarı geliyor mesela. Örnek veriyorum. Bu kritik bir hata değil, değil mi? Yani bizim canlıya çıkmamızı engelleyecek, müşteriye çıkmayı engelleyecek bir hata değil. Production denebilir, canlı denebilir, müşteriye çıkmak denebilir. Bu kavramları unutmayın. Yani dışarıya açılmak gibi düşünün. Buna engel değil. Bu hata var. Ama bir sonraki versiyonda düzeltiriz. Yani hani bu ciddi Hocam bir hata zahmet değil. olmazsa bunların İngilizce ve Almancalarını söyleyebilir misiniz? Neyin? Müşteriye çıkmak ya da Production'a çıkmak. İngilizce production. üründen ya. Almanca da öyledir yani. Zaten product. Yani. Aynı.
Integration testing, bu da önemlilerden biri. İkinci olarak her modülü test ettikten sonra entegre modüllerin istenen çıktıyı verdiğinden emin olmak için bir araya getiriliyor tüm modüller ve test ediliyor. Bunu biz yapıyoruz. Developerların yaptığı tek test unit testing bu arada, hani şey yapmıyor. Bir de bizim yapmadığımız bir diğer test çeşidi hangisiydi? Çok konuştuk üstüne ama UI UAT, evet, harikasın Salim Hanım. Teşekkür ederim. UAT'yi de biz yapmıyorduk, değil mi? User Acceptance testi kimler yapıyordu? Mesela bir bankada eski çalışanlar. Bu konuda hani test takımı değil, müşteri tarafından gibi düşünebiliriz. Müşteri tarafından eski müşteriler, deneyimli kişiler diyebiliriz. Bu iki testi biz yapmıyoruz. Beta testi de biz yapmıyoruz. Orada da hani yine şeye çıkıyorduk, hatırlayın. Müşteriye çıkıyorduk, hani atıyorum bir oyun demiştim. Oyunun kullanıcılarına, ama küçük bir havuzda. Tüm kullanıcılara değil, tüm oyun oynayanlara değil. Küçük bir havuza çıkıyorduk. Alfa testi de biz de yapıyoruz ama şirket içi yapılıyor. Yani herkes yapıyor alfa testi de. Diğer testleri hep biz yapıyoruz. Test takımı yapıyor yani. Tabii ki güvenlik testleri, bu cyber security'leri katmıyorum. Yani onlar da test takımı sonuçta. Ayrı tutmuyorum yani. Dediğim gibi integration testing önemli. Her modülü test ettikten sonra entegre modüllerin istenen çıktıyı verdiğinden emin olmak için bir de bir arada çalıştırıyoruz. Burada başlıyoruz diyebiliriz. Üçüncü olarak end-to-end testing. Bu kavram da önemli. Uçtan uca test demek, bir uygulamanın işlevselliğini baştan sona değerlendirmek. Pardon. Bunu söyleyince aslında insanlar şey düşünüyor. Orada bir kavram karmaşası olduğunu fark ettim ben de. Yani ben aldım en baştan Amazon'u diyelim, en baştan aldım sonuna kadar test ettim. Hayır, öyle değil. Ben aldım mesela şuradaki sign in butonunu. Burada arka planı da var şeyinde. Şurada şeyini aldım, sign in butonunu aldım. En baştan işte girdim, ilk buradan nasıl göründüğü, ön yüzden nasıl göründüğü. Sonra benim bir kayıtlı olduğum maille ilerleyebildiği, bu da hani DB'sini test etmiş oluyorum. Backend'den gelen cevapları test etmiş oluyorum. API kısmını test edebilirim. Yani tüm yapılacak testleri bir fonksiyon için diyeyim, bir yapılacak testi baştan sona her açıdan test etmek end-to-end teste giriyor diyebiliriz. Bu kavram da önemli. Bunları not alıp siz kendiniz, yani benim cümlelerimin dışında da başka cümlelerle okursanız biraz daha yerleşir. Önemli. Dördüncü olarak smoke testing. Smoke testing de önemli. Bu dördüncü kavram. Şu bahsettiğim dördü önemli zaten şu ana kadar. Yazılımın teste tabi tutulacak kadar kararlı olup olmadığını öğrenmek için yapılıyor. Bir yapı doğrulama testi diyebiliriz. Smoke test düzgün çalıştıklarından emin olmak için yazılımın tüm temel bileşenlerini kontrol ediyor. Bu temel bileşenler en önemli kısımlar, en can alıcı kısımlar diyebiliriz. Hatta burada şöyle diyorlar, ben de bunu çok bir senedir falan duydum. İşte isminin hikayesi varmış yani. Bu testler eğer çalışmıyorsa duman çıkar. Yani oradan geliyormuş ismi. Hani o kadar kritik noktalar. Artık bunlar yoksa ateş yandı demektir. Uygulamamız yanıyor demektir. Sanity testing, sanity check veya yapı doğrulama testi olarak da biliniyor. Sanity test, uygulamada belirli bir işlemin. Bu kavramı da çok karşılaşırsınız. Regresyonla da çok karşılaşırsınız. Bu şu ana kadar söylediklerim hep önemli diye not alabilirsiniz. Sanity checklist, sanity test diye de geçer.
Uygulamadaki belirli bir işlevi veya küçük bir özellik kümesinin küçük bir değişiklik veya güncellemeden sonra beklendiği gibi çalışıp çalışmadığını hızlı bir şekilde değerlendirmek için gerçekleştiriliyor. Yani diyelim ki biz uygulamamızı komple test ettik, bitirdik tam. Ama sonra satın alma işleminde hata gördük. Diyoruz ki satın alma işleminde hata var. Oradan bir bug kaydı açıyoruz, yazılımcıya haber veriyoruz. Yazılımcı da düzeltip bize yolluyor. İlk yapacağımız şey burada sanity test. Yani o ne demiştim? Satın alma kısmı. İlk yapacağımız test sanity test de satın alma modülünü test etmek. Çünkü orada hata gördüm. Ha tamam, hata düzelmiş. Sanity testi yaptım. O modülü test ettim. Artık mesela regresyonla devam edebilirim. Regresyon ne? Regresyonda yazılımın tüm test kümesi diyebiliriz aslında. Baştan sona kadar tüm her şeyi içeren test kümesi burada tamam, ben satın alma bölümü çalışmış ama başka yer bozulmuş olabilir. Ben önce test ettiğimde çalışıyordu ama giriş ekranı bozulmuş olabilir. İşte soru sorma ekranı bozulmuş olabilir mesela. Bunlara bakıyorum. Yani sanity testi yaptım. Bir modülü test ettim. Sonra da regresyon pes olursa artık, yani geçerse artık sistemi şeyine izin verebilirim, canlıya çıkışına. Dediğim gibi bu şu ana kadarki alt kavram hala önemli. Acceptance testing, kabul testi, white box testing. Bu genel bir isim ama white box ve black box çok kullanılıyor, bu iki kavram. Ama direkt biz white box test yapacağız, hadi bugün white box test günü diye bir şey yok. Diğer testler özelleşmiş isimler diyebilirim. Hadi regresyon test kümesini çalıştıralım, smoke test kümesini çalıştıralım. Bunlar özelleşmiş isimler ama white box ve black box daha genel isimler diyebilirim. Ara vaktimiz gelmiş. İsterseniz ara verelim. Çok da kavram duyuyorsunuz. Şey olmasın. Bir araya çıkalım. 15 dakika verebiliriz bu arayı da. 15 Anladım. dakika sonra 45, 40, 55'te görüşürüz. Tamam hocam. Geldik mi arkadaşlar? Tamamdır. Burada şu ilk altısı önemli demiştim. Unit test, integration test, end-to-end test, smoke test, sanity ve regresyon test. Bunlar fonksiyonel testlere giriyorlar. Bir de şurada white box ve black box'ı. Yani bunlar dediğim gibi bu ilk altısında net test yapıyoruz. Ama şunlar birazcık daha kavramsal. Ama şeylerde falan sorabiliyorlar, bu mülakatlarda falan. Hani bilmenizi bekliyorlar bizim white box ve black box'ı. O yüzden onlara da değinelim. Ama test yapıyorum deyince, yani size bir proje geldiğinde, yarın bugün projeye başlarsınız. Hangi testleri yapabilirsiniz? Şu testleri yapabilirsiniz. Bir de Genel şey hat. hocam, sanki sınavlarda da çıkıyor white box testing, black box testing. Evet, bu ISTQB sınavına falan girerseniz orada da çıkar. Şey de Evet, gönderebilirler. hocam. Bu mülakatlardan sonra, yani ilk İK mülakatından sonra genelde şey de yollayabiliyorlar. Size bir test ya da bir task diyorlar. Task yollayabiliyorlar. Görev, yani şu görevi tamamla gibi. Bunlar da soru da sorabilirler, yani white box testing nedir, şu black box testing nedir gibi şeylerde bu tip bir task da gelebilir, yani bu tip sorularda gelebilir. White box testi dediğim gibi genel bir ad diyebiliriz. Buna birkaç test dahil oluyor. Şeffaf kutu testi oluyor, yapısal test veya cam kutu testi. Yani içeriği görebiliyoruz, öyle düşünün. İçeriği görüp testi yapıyoruz. Bir de black box var, içeriği göremiyoruz. Yani içeride ne dönüyor bilmiyoruz. Biz sadece yüzeyi görüyoruz ve testi yapıyoruz gibi düşünün, ayırt edebilirsiniz. Beyaz kutu testinde test uzmanları test edilen yazılımın kaynak koduna, mimarisine, tasarım ayrıntılarına erişebiliyor.
Bu erişim yazılımın doğru ve verimli bir şekilde çalıştığından emin olmak için yazılımın iç mantığını temel alarak test senaryoları tasarlamasına olanak tanıyor. Birim testi buna dahil olabilir. Unit testing dahil olabilir. Integration testing dahil olabilir. Çünkü burada da bileşenler, modüller içeriği biliyoruz yani. Güvenlik testi olabilir. Kodların zayıf yönleri, kodları ekleme, inceleme gibi kimlik doğrulama sorunları, güvenlik açıklarını belirlemek için kullanabiliriz. Algoritmik testte karmaşık algoritmaların ve matematiksel hesaplamaların doğrulanması için yapılan testte white box testing içine girer. Black box testing yani kara kutu testi içeriği göremiyoruz. Burada da iç kodu veya yapısı uygulama ayrıntıları hakkında bilgi gerektirmeden değerlendirmeye odaklanıyoruz. Kara kutu testi gerçekleştiren test uzmanları yazılımı yalnızca girdi ve çıktı. Yani ben şu dataya girdim, şu çıktı. Bunu girdim, bu çıktı. İçeride ne dönüyor? O data nerelere gidiyor? O data ne yapıyor? Ya da ben şu işlemi yaptım, bana bu işlemi verdi. İçeriği hiç bilmemize gerek yok yani. Bu API'lerdir, DB'lerdir, bu kavramları, backend'dir, bu kavramları bilmemize gerek yok bizim burada. Burada da UAT buna dahil oluyor. Yani User Acceptance Testing, kullanıcı kabul testi. Demiştik ya bunların hiçbir test bilgisine sahip olmasına gerek yok. Bunlar eski kullanıcılar. Sadece kullanıcı deneyimini test ediyorlar. Yani bu insanlar belki DB nedir bile bilmez. Bilmek zorunda değil. Backend nedir bilmez, response nedir bilmez, API nedir bilmez, bilmek zorunda da değiller. Bu girdiği, verdiğimde bu çıktığı alıyorum, tamamdır deyip çıkarlar. Yani iç işleyişe hakim olmaya gerek yok diyebiliriz. İçerisi kara kutu gibi görünmüyor yani. Interface testing de konuşalım. Ben burada en önemsediğim ilk altısı dediğim gibi ve 8-9. Çoğunlukla arayüz testi, entegrasyon testi diye adlandırılıyor. Interface arayüz testi. Farklı bileşenler, modüller veya sistemler arasındaki etkileşimleri ve veri alışverişini doğrulamaya odaklanan bir yazılım test tekniği. Interface testinin temel amacı entegre bileşenlerin beklendiği gibi birlikte çalışmasını sağlamak. Özellikle yazılım uygulaması birbirine bağlı birden fazla parçadan oluştuğunda yazılım test sürecinde bir adım haline geliyor. Bu şekilde fonksiyon testleri özetlemiş oluyoruz. Tekrar vurguluyorum. Şu ilk 6'sı ve 8-9'u ben önemsiyorum bu kavramları. Sizler de araştırırsanız, hatta şöyle ben bence ödev vereyim bunu. Buradan sizin homework channel'ınızdan araştırma ödevi diyeyim. Şunları veriyorum. Bunlara bir bakmanızı tavsiye ediyorum. Buradan non-functional testlere geçelim. Fonksiyonel olmayan testler yani. Fonksiyonel olmayan test yapmak yazılımınızın kalitesini önemli ölçüde arttırmanıza yardımcı oluyor. Çoğunlukla otomatik araçlarla yani otomasyonla yapılıyor. Manuel yürütmek bunları zor. Burada fonksiyonel olmayan testler yazılımın fonksiyonel olmayan yönlerinin yani kullanılabilirlik, performans, güvenlik, güvenilirlik. Yani bunlar olmadan da bizim sistemimiz çalışıyor demek değil mi? Fonksiyonlarda bir problem yok. Ama bu da kaliteyi etkiliyor. Biz bu yüzden bunlara da önem veriyoruz. Yani güvenli değilse, performansı iyi değilse, kullanılabilirliği zayıfsa, yani zorlayıcıysa uygulamamız, bu böyle kalitemiz düşüyor sadece. Ama hala kullanılabilir. Fonksiyonel olmayan test yazılımın çalışıp çalışmadığına odaklanmıyor. Ne kadar iyi çalıştığına odaklanıyor. Biz yazılımın çalışıp çalışmadığına fonksiyonel testlerde odaklanıyoruz.
Fonksiyonel olmayan test yapmak yazılımımızın kalitesini önemli ölçüde arttırmanızı yardımcı olur demiş. Şurada bir link vermiş. Bunu da microlearning'ten sizinle paylaşayım. Non-functional testi açıklamış. Non-functional testin çok fazla çeşidi var. Bunlar performans, security load, failover, compatibility, usability, scalability testing'e giriyor. Bakayım, volume testing, stress testing, maintainability testing, compliance yani uyumluluk testi, efficiency, reliability, endurance, disaster recovery, localization testing ve internationalization testing. Bayağı telaffuzu zormuş. Tekerleme gibi. Bunları konuşacağız. 17 tane var. 17'si de çok önemli mi dersiniz? Hayır, kesinlikle. 17'si de çok önemli değil. Biz önemlilerin üzerinde durarak, onları konuşarak ilerleyelim. Performans testi önemli. Bu genelde uygulamalarla yapılıyor. Buna özel performans testi yapan tool'lar var. Onları kullanıyorsunuz. Onlarla yapılıyor. Bu test yazılımın performansını kontrol etmek ve yazılımın performans gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını görmek için yapılıyor. Yazılımın hızını, kararlılığını ve etkinliğini kontrol etmek için de kullanılıyor. Fonksiyonel olmayan testlerde bir kavram karmaşası olabiliyor. Yani mesela performansla load test birbirine benziyor bazen. İşte load test aslında failover'a da bir tık, failover'a değil de şeye benzeyebilir. Burada bakayım. Stres teste bir tık benzeyebilir. Burada kavramlar karmaşıklaşabiliyor. O yüzden hani çok ezbere gideyim mantığından çok İsimler ve hani performans testi internetten biraz araştırabilirsiniz. Yani performans testi nasıl yapılır, ne yapılır performans testinde gibi gibi. Hangi tool'lar kullanılır? Böyle temel seviyede öğrenseniz ve hani vaktiniz olursa bunu yine tavsiye ederim. Performans testi yapmak için bir tool şey yapabilirseniz, bir eğitim alabilirseniz güzel olur, iyi bir katkı olur vaktiniz olursa. Bunu sonrasında da planlayabilirsiniz. Aklınızın bir köşesinde olsun sadece. Security testing, bu test yazılımın güvenlik tehditlerine ve bilgisayar korsanlarına duyarlı olup olmadığından emin olmak için güvenlik uzmanları tarafından gerçekleştiriliyor. Biliyorsunuz cyber security'ciler var. Onlar yapıyor bu testleri. Yazılımın saldırı girişimlerine nasıl tepki verdiğini ve bir saldırı durumunda verilerin nasıl tutulduğunu kontrol ediyor. Load test, yük testi. Bu da bir tür performans testi aslında. Yazılımın performansı düşmeye başlamadan önce ne kadar yük alabileceğini belirliyor. Bu şekilde sistemin kapasitesi biliniyor. Burada yükümüz ölçülebiliyor diyebiliriz. Failover, yük devretme testi. Bu çok önemli bir kavram. Özellikle bulut bilişim devreye girince çok önemli hale geliyor. Yük devretme testi bir arıza veya arıza meydana geldiğinde bir sistemin birincil veya aktif durumundan ikincil veya yedek duruma sorunsuz bir şekilde geçiş yapma yeteneğini değerlendiren bir tür yazılım veya sistem testidir. Burada ne olabilir? Mesela yıllar önce bir olay olmuştu Türkiye'de. Vodafone işte serverlarını tek bir şehirde tutuyormuş, sanıyorum İzmir'de. Tutuyormuş. Sonra İzmir'de bir sel felaketi mi olmuş? Şimdi yanlış hatırlıyor olabilirim. Çok zaman geçti üstünden. Ve serverlar zarar görmüş. Şimdi koskoca şirket tek bir yerde serverlarını tutuyor. Yani o tüm bilgilerini, her şeyini, tüm sistemler orada. Birkaç günlüğüne kesinti olmuş. Bu ciddi bir maliyet, ciddi bir zarar. Müşteri kaybına yol açar, şikayetlere yol açar, davalara yol açar haliyle. Ve sonra orada yapılacak şey ne? Şimdi mesela AWS'de biraz daha mantığı şeyini anlayacaksınız ama mesela serverını tutuyorsun, kendin tutuyorsun bireysel. Bir tane İzmir'de tutarsın, evet. Bir tane Ankara'da tutarsın diyelim. Çünkü iki farklı iklim.
Deprem riskini, Türkiye deprem bölgesi mesela, deprem riskini göze alırsın. Yani bir fay hattı diyelim Adana'dan geçiyordur, bir fay hattı İzmir'den geçiyordur. Şimdi aynı fay hattı birbirine bağlantılı değilse aynı anda ikisinde deprem olma olasılığı düşük diye. Bunu tabii ki biz hesaplamıyoruz sesçiler ama ben de tahmini olarak söylüyorum. Ona göre o zaman bir de Adana'da tutabilirsin. Bu şekilde sistemini birkaç yere dağıtırsın. Serverlarını birkaç yere dağıtırsın. Şimdi biz de testini yaparken diyelim ki diyoruz ki İzmir'deki serverlar kapandı, gitti diyelim. Bir shutdown oldu orada. Kapandı komple yani indi. Sanırım shutdown'ın tam Türkçesi de komple kapanma gibi düşünebiliriz. Komple kapanma yaşandı. O zaman ben Ankara'dan diyelim, Ankara'da diğer sorularım. Ankara'dan bilgileri alabiliyor muyum? Sistem Ankara'dan çalışmaya devam edebiliyor mu aynı şekilde? Bunun testlerini yapıyoruz yani. Burada amaç ne? Yük devretme testinin temel amacı donanımlı arızaları, yazılım çökmeleri, ağ sorunları veya diğer beklenmeyen kesintiler durumunda sistemin kullanılabilirliğini, işlevselliğini ve bir bütünlüğünü koruyabilmesini sağlamak. Compatibility, uyumluluk testi. Uyumluluk testi bir uygulamanın farklı bilgi işlem ortamları, yapılandırmalar, platformlarla uyumluluğunu değerlendiriyor. Uygulamanın doğru çalıştığından ve çeşitli cihazlar ve kurulumlarda tutarlı bir kullanıcı deneyimi sağladığından emin olmak için yapılan bir yazılım test tekniğidir. Yani diyelim biz bilgisayara özel içeride kullanmalık bir şey yapıyoruz, yazılım yapıyoruz. Sadece sistem içeriden kullanılacak, dışarıdan erişilemeyecek. Yani bu ne olabilir? İşte güvenlik için diyelim askeriye de kullanılacak bir iletişim uygulaması olabilir, değil mi? Dışarıdan kesinlikle kimsenin erişememesi lazım bu uygulamaya. Biz burada içeride cihazlara kurabiliriz bunları. Yani özel orada işte internete bağlanma sınırı olan, işte yüksek güvenilirliği olan bir bilgisayar diyelim. Bir komutan da var Ankara'da, işte İzmir'de başka bir komutan da var. O ikisi birbiriyle iletişim kurabilecek diyelim. İkisinin bilgisayarı birinin kullandığına uyuyor, diğerinde uymayabilir. Bu tip testler, yani uyumluluk testleri yapabiliriz. Cihazlara uyumlu, farklı cihazlarda uyumlu halde çalıştığı gibi. Usability testing, kullanılabilirlik testi, kullanıcıların ürünle nasıl etkileşim kurduğunu gözlemliyoruz. Bir ürünün kullanıcı arayüzünü, kullanıcı deneyimini değerlendirmenin kritik bir yöntemi. Buradaki temel amaç potansiyel sorunları belirlemek, kullanıcının bakış açısına ilişkin içgörüler elde etmek ve bir ürünün genel kullanıcı dostluğunu ve etkinliğini arttırmak için iyileştirmeler yapmak. Scalability testing burada ölçeklenebilir demek. Scalability, usability, kullanılabilirlik demekti. Scalability de bir sistemin artan iş yükünü veya talep artışını ne kadar iyi karşılayabileceğini, yani ölçeklenebiliyor mu? Bunun testini yapıyor. Buradaki temel amaç kullanıcı sayısını, işlemleri, veri hacmini veya diğer faktörleri arttırarak sistemin daha yüksek düzeyde yüke maruz kaldığında performansını, yanıt verebilirliğini ve güvenilirliğini koruma yeteneğini belirlemek. Gördüğünüz gibi hani konuştuğumuz şeyler bir süre sonra birbirine çok benziyor farkındaysanız. İşte load test'e benziyor, scalability testing, performans test bir tık benziyor. Burada kavramlar tabii ki şu anda sizin seviyenizde hani bir junior olarak mülakatlara girecek kişiler olarak tabii ki bunları biraz ezberlemek gerekiyor. Ama bir noktadan sonra yani bunlar sadece havada kalan kelimeler oluyor. Yani performans testinde aslında biz şirkette ne yapıyoruzu konuşuyorsunuz. Yani bu performans testi belki şirkette load teste daha çok benziyor ama adına da performans testi demişler mesela. Olabilir yani. Saniye nasıl alacağım? Burada da hangilerini söyleyebiliriz? Bir bakayım. Performans testini söyleyebiliriz. Security testi söyleyebiliriz. Biz yapmasak da.
Load ve failover'ı aslında bu sayfada söyleyebilirim. Hatta bunu da not alayım. Size ödev olarak, araştırma ödevi olarak verelim. Non-functional testlere, yani fonksiyonel olmayan testlere devam ediyoruz. Burada başka neleri konuşabiliriz? Volume testing var. Buna bakabilirsiniz. Neymiş, ne değilmiş. Çok fazla kavram koymuşlar araya. Stres testing var. Stres testing de yazılımın stres altında nasıl tepki verdiğini görmek için. Yani yazılıma depolama kapasitesinin ötesinde veriler veriliyor ve ne zaman başarısız olacağı kontrol ediliyor. Burada da stres testing de önemli. Ya bu kavramlar birbirine çok benziyor ama hani ayırt edici noktaları var. Bunları da mesela araştırabilirsiniz. Hani işte load test ile atıyorum stres testinin farkı nedir diye araştırabilirsiniz. Dediğim gibi çalışınca iş yerinde bu kavramlar, hani bu ayırt etmeler çok önemli değil ama şimdi sizin şeyinizde, yani bugün ISQB'ye de girersiniz. Aralardaki farklar ya da iş arama sürecinde aradaki farklar önem kazanabilir. O yüzden şu anda biraz dikkat edin diyebilirim. Maintainability testing var, uyum testi var. Bunları geçeceğim. Efficiency, verimlilik testi, reliability, güvenilirlik ve dayanıklılık testi, felaket kurtarma testini de geçeceğim. Burada geliyorum localization testing. Bu bizim çağımızda şu anda çok önem kazandı. Çünkü birçok şirket birçok ülkeye açılıyor. Burada yerelleştirme testi demek. Bir yazılım uygulamasının veya ürünün dil, kültür ve mevzuat hususları da dahil olmak üzere belirli bir yerel veya bölgesel pazar için uyarlanıp özelleştirilemediğini diyeyim, kontrol ediyoruz. Yerelleştirme testinin temel amacı yazılımın hedef yerel ayarda doğru şekilde çalışmasını ve kültürel ve dilsel açıdan uygun bir kullanıcı deneyimi sunmasını sağlıyor. Burada ne oluyor sizce? Şöyle bir şey diyelim ki daha önce bahsetmiştim. İşte bazı kurallar var, bazı şeyler var ve biz yani yazılımda buna da uymak zorundayız. Bu kurallara, bu şartlara uymak zorundayız. Bu standartlara uymak zorundayız. Şimdi diyelim Türkiye'de bir standart var. Diyor ki sen diyor işte müşterinin bilgilerini tutarken diyor ismini, soy ismini tutabilirsin, açık bir şekilde tutabilirsin ama şifresini tamamen yıldızlı şekilde tutmak zorundasın. Ya da şifresinin son hanelerini yıldızlı şekilde tutmak zorundasın diyor. Bu bir standart, bana bir zorunluluk getiriyor, kanun, kural getiriyor devlet. Sonra Almanya'ya geliyorum, Almanya diyor ki, yo benim müşterimin datası çok önemli, sen ismi, soy ismi tutamazsın. İsmin ilk iki harfini açık şekilde, sonra yıldızlı, soy isminin ilk iki harfini açık, sonra yıldızlı tutabilirsin datanda. Şifreyi de komple yıldızlı tutabilirsin diyor. Ben testimi yaparken işte buna dikkat ediyorum. Ya da bir tek buradan değil. Yani işte Almanlar diyelim ki sarı renk onlar için işte uğursuzluk. Ya da hani Amerikalılarda oluyor ya, 13 uğursuzluk muhabbeti. Sen o zaman oraya koyarken 13, 13. sayfayı atlayabilirsin mesela. Yani lokal olmamız, hani her şeye uyum sağlamamız, onların kültürlerine, onların standartlarına uyum sağlamamız önemli. Bir tek oradan değil, isim olarak bile değişiyor şirketler, değil mi? Yani hani Türkiye'deki girdiği isimle burada girdiği isim aynı olmayabiliyor. O bile önemli hale geliyor. Bu localization testini de alacağım. Bunu da ekleyeceğim. Internationalization, uluslararasılaştırma, Türkçesi de çok tekerleme gibi. Bu da yine çok benzer bir şey. Buna da değinmeyeceğim. İsterseniz bunların hepsine tek tek şey yapabilirsiniz, bakabilirsiniz. Burada en yaygın test türleri demiş. İsterseniz biz de üstünden geçme açısından slayttan da bir bakalım.
ve test tiplerini artık kaldıralım. Şöyle tekrar bir değinmiş olalım. Burada da en önem verilenler nelermiş? Unit testing, evet, en önemlisi. En önemlilerden biri bizim yapmadığımız bir test tipiydi. Developerlar yapıyordu. Burada bunu başlıklandırabiliriz. Yazılımın her birim bileşenini, modülünü test etmeyi içeriyordu. Çok sayıda birim test yapılabilir. Ama yapılmak da zorunda değildi, değil mi? Yani zamanları yok. Öyle bir karar alınıyor. O zaman birim testler yapılmıyor. Bunu siz de soru olarak sorabilirsiniz mesela, hani gittiğinizde şirketinizde. Diyebilirsiniz ki işte siz birim testleri yapıyor musunuz diyebilirsiniz başladığınız yerde. Integration testing, her modülü test ettikten sonra modüllerin istenen çıktıyı verdiğinden emin olmak için, yani entegre olduğunda modüller birbirine o haliyle de çalışıyormuş. İşte burada birleştirmiş modül A ve modül B. Ortak yanları muhakkak var. Birbirini bozabilir, birbirini kötü etkileyebilir. Bu şekilde de çalışmaya devam ediyor mu? Bunu kontrol ediyoruz. Regresyon testi, bir yazılım yapılırken sürekli olarak değişiklik ve bakım yapılmaktadır. Regresyon testi, bu değişiklikler yapıldıktan sonra bile yazılımın olması gerektiği gibi çalışmasını sağlar. Değişiklikler yapıldıktan sonra işlevselliğin etkilenmediğini doğrulamak için çoğunlukla test ediliyor. Bunlar genelde otomatize ediliyor çünkü şöyle, bir de sürekli yenileniyor ve güncelleniyor. Yani ben diyelim ki Amazon.de'yi yapıyorum, yeni bir modül ekleyeceğim. İşte orada direkt şeye ulaşma butonu ekleyeceğim diyelim. Müşteri temsilcisine ulaşma butonu. Bu yeni bir modül, değil mi? Ben bunu eklediğimde bu çalışıyorsa tamam çıkabiliriz diye bir şey yok. Başka yerler bozulmuş olabilir. Hiç alakasız yerler bozulmuş olabilir. O zaman ben en baştan tüm sistemime tekrar bakacağım. O zaman regresyon test kümesini çalıştıracağım ve bu yeni modülün testlerini de regresyon test kümeme eklemem gerekiyor. Bir değişiklik yapıldıysa, yani ürünler artık, hani şurada şeyler vardı ya, sıralama yapıyorduk. Bir daha açayım, konuşalım üstüne. Bir şey açayım. Bestseller açayım mesela burada. Bakalım. Burada şey filtreleme yok muymuş? Ben mi görmüyorum? Ha, tamam. Burada daha özelleştirip şimdi diyelim. Filtreleme yine göstermiyor. Ben en ucuzdan en pahalıya gibi bir şey yapmak istemiştim. Neyse, en ucuzdan en pahalıya olduğunu düşünelim. Sonra ama en pahalıdan en ucuza diye bir seçeneğimiz yok. Yeni seçenek eklenecek. O zaman bu yeni seçeneğin testlerini yaparım. Bir de regresyon test kümesine eklerim bu yeni seçeneği de. Bu şekilde her yeni şey eklendiğinde ya da her değişiklik olduğunda ben tekrar tekrar girip regresyon test kümemi çalıştırırım. Smoke test neydi? Yazılımın daha fazla teste tabi tutulacak kadar kararlı olup olmadığını öğrenmek için test uzmanları tarafından yapılıyordu. Yapı doğrulama testi de deniyordu. Smoke test, düzgün çalıştıklarından emin olmak için yazılımın tüm bileşenlerini kontrol ediyor. Ama çok yüzeysel, bir yazılım kurulumu tamamlandıktan hemen sonra ilk yapılan test diyebiliriz smoke teste. Bakın burada da göstermiş. İlk bakıyor smoke test geçtiyse sonra başlıyor functional testlere, sistem testlerine. Stres testi, bundan functional testi değil mi? Yazılımın stres altında nasıl tepki verdiğini görmek için yapılıyordu. Örneğin yazılıma depolama kapasitesinin çok ötesinde veriler veriliyor ve ne zaman başarısız olacağı kontrol ediliyor. Bu test aşırı durumlarda yazılımın çökmemesini, yani çökerse de hangi noktada çöktüğünü bakıyor. Yazılımın aşırı anormal koşullar altında çalışacağından, sistem strese girdiğinde uygun bir mesajın görüntüleneceğinden. Bu kavram önemli. Hani bir tek diyelim ki sistemimiz çöktü, değil mi? Yani çöktü. Çöktüyse bile sistem çöktü, tekrar deneyiniz gibi
bir mesaj. Yani sistem çöktü biraz çok net kalır, kaba kalır ama bunları analistler söyler. Orada hangi mesajın daha uygun olduğunu, kullanıcıya hitap edeceğini, bunlar analistlerin görevi. Bir mesaj yer alır. Der ki sistemimiz kısa bir süreliğine çalışmıyor işte mesela, daha kibar olabilir. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz ya da yeni bir kullanıcı adıyla mesela, artık oradaki uyarı ne olması gerekiyorsa. O mesajın da görüntülenmesi çok önemli. Kullanıcıyı yönlendirmek çok önemli. Büyük gelir kayıplarını önlemek için stres testi yapılması gerekir demiş. Performans testi, bakın burada performans testi ayrılıyor. Yani aslında benzer olmasının bir nedeni de, çünkü performans testinin kolları gibi bir şey diyebiliriz. Load testi, stres testi, scalability ve stability testing'e. Burada performans testinde yazılım performansını kontrol etmek ve yazılımın performans gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını görmek için yapılıyor. Hızını, ölçeklenebilirliğini, kararlılığını ve etkinliğini kontrol ediyoruz. Performans testi sırasında yanıt süresini doğrulayabilir, yazılımın çökmeden önce kaldırabileceği maksimum kullanıcı sayısını, veri tabanı çalıştırma süresini kontrol edebilir ve daha fazlasını yapabiliriz. Yani biz ne demiştik? Aynı anda 1.000 kişi girerse, 2.000 kişi girerse sisteme nasıl davranıyor, ne oluyor? Bu birazcık da işte bizim yöneticilerimizin beklentileri, işte test case'imiz varsa test case'imizin beklentileri. Bunlara göre şekillendiriyoruz performans testini yaparken. Orada işte ölçekler var. Hangilerine bakalım diyorlar sistem tool'da. İşte siz diyorsunuz ki şuna dikkat et, işte hıza dikkat et, kullanıcının giriş hızına dikkat et. Mesela girdiğinde ne kadar sürede girebiliyor, bunların hesabını tut. Yüzde kaç kullanıcı başarısız oluyor o giriş sırasında, bunların hesabını tut gibi siz belirliyorsunuz ve ortaya bir rapor çıkarıyorsunuz diyeyim. Load test bir tür performans testiydi. Yazılımın performansı düşmeye başlamadan önce ne kadar yük alabileceğini belirliyordu. Bu şekilde sistemin kapasitesi biliniyordu. Diğer testimiz de güvenlik testi. Bunu biz yapmıyorduk. Cyber security'ciler ya da güvenlik testçileri yapıyor. Bu test yazılımın güvenlik tehditlerine ve bilgisayar korsanlarına kolayca duyarlı olup olmadığını emin olmak için güvenlik uzmanları tarafından gerçekleştiriliyor. Saldırı girişimlerine nasıl tepki verdiğini, yani sistem kapatıyor mu kendini? Yoksa tüm datalar açılıyor mu? Hani bir saldırı olduğunu hissettiği an sistem bunu anlaması gerekiyor belli şeylerde. Verilerin nasıl tutulduğunu kontrol eder. Ya da bakar sistem, işte binlerce veri var. 100 veriye aynı anda ulaşıldı. Bu normal değil. 100 veriden sonra sistem kendini kapatır ya da kullanıcıyı engeller. Bu ikisi de bir önlem çeşidi sonuçta. Bunlara bakıyorlar, bunları şey yapıyorlar. Sonuç olarak şöyle demiş: gerçekleştirilebilecek 100'den fazla farklı yazılım testi türü var. Burada listelenenler sadece küçük bir kısmı. Ki küçük kısmından bile hepsi gerekli değil demiştim. Tüm test türlerinin her yazılıma uygun olmayacağını, gerçekleştirmeniz gereken test türünün yazılımın türüne ve yazılımın beklenen işlevselliğine bağlı olduğunu da unutmayınız demiş. Dediğim gibi bunu konuşmuştuk zaten. Yani bir blog sayfasını, işte günde 10 tane kullanıcısı olan, girişi olan bir blog sayfasını, işte teknoloji hakkında yazılar yazıyordur adam. Onunla bir ÖSS sınav sonucunun aynı testi olmaz değil mi? Birinde işte performans testini yaparken 3 milyon kişi yaparız mesela. Diğerinde hadi 100 kişi olsun deriz. Günde madem 10 kişi giriyor, 100 kişi girse ne olur deriz. Bu şekilde yaparız onun da testini. Var mı burada soru? Test türleri hakkında soru var mı? Ödev olarak verdim ben önemli gördüklerimi. Ama dediğim gibi bir noktada birçoklarını da şu aşamada, sizin şu aşamada biraz bilmeniz gerekiyor. Yerleri güzel olmasında başka şeylerin Özcan Bey, sesiniz çok şey geldi, kopuk geldi, ben şey yapamadım. hocam Şimdi daha iyi. ses
Öğleden sonra başka konulara da bakıyorum bazen de bunlar üzerinde de yoğunlaşıp daha böyle akıllarında kalır dediğiniz gibi. Yani sizin kolaymış söyleyeyim. Yine net olmadı ama bana yazarsanız ben şey yapacağım. İstediğinizi. Bende mi geliyor? Bir tek arkadaşlar size de öyle geliyor mu? Aynı hocam bizde de. Belki Özcan Bey kamerasını kapatırsa netleşir hocam. Belki. Ama olsun yazabilirsiniz Özcan Bey. Sıkıntı yok. Kolaylamak için söyledim aslında. Biraz öğleden sonra farklı konulara da bakıyorduk. Bunlar üzerinde daha da çok yoğunlaşırız. Kalıcı olur diye. Evet, yani bunlar üzerinde böyle ara ara bakın bence benim fikrim. Çünkü unutulur. Bugün söyleriz yine unutulur. Bugün çalışırsınız, hepsini ezberlersiniz, hepsini aklınızda tuttuğunuzu düşünürsünüz, yine unutulur. Zaten yine dersi yapacağız. Hani bu direkt buna yönelik değil ama işte STLC yapacağız. Yani STLC dersi göreceksiniz, bir de sonrasında STLC yani testin yaşam döngüsünü göreceksiniz. Oralarda da yine konuşuruz. Sonra siz zaten ISQB'ye çalışacaksınız. Eğer hala çalışmadıysanız orada tekrar bu kavramları göreceksiniz. Sonra proje yapacaksınız. Projede de kullanacaksınız bir kısmını. Tüm testleri yapmanız mümkün değil. Yani performans testi mesela yapmayacaksınız. Stres testi, şu load testleri yapmayacaksınız. Sanity testi de yapmazsınız. Çünkü bir bug kaydı açıp o bug'ın düzeltilip geri gelmesi mümkün değil o projede. Ama diğer testleri mesela yaparsınız. Bu kavramlar da birazcık daha oturur o şekilde. Bir de sonra işte bu API'dir, backend'dir falan konuşuyoruz, SQL'dir, DB'dir konuşuyoruz. Bunların da hani göreceksiniz derslerini. Bunlar aslında sadece bir temel oluşturmak. Şimdi sizin beyninizde bir alan açması açısından konuşuluyor. Biliyorum ben de kavramlarda çok şey değilimdir yani. Çok unutkanımdır hatta. Unutulup gidiyor yani. Ama sadece siz şu anda bu mantığı anladıysanız, bu testlerin mantığını anladıysanız şu andaki hali yeterli. Bir iki tekrar haliyle olacak, kurs sürecinde zaten olacak. Bu şekilde daha iyi oturur. Yani otomasyon testini mesela hiç görmediniz. Otomasyon testi de göreceksiniz. Orada da hani otomatize edilen testler, regresyon testi mesela, bu kavramları yine göreceksiniz. 3 dakika kalmış aramızda. Şimdi yeni bir konuya geçeceğim. Bir 10-13 dakika ara vermiş olalım o zaman. 45 geçe buradayız. Olur mu? Şimdi test dokümantasyonları hakkında konuşacağız. Testleri konuştuk. Neyi nasıl test ederiz'i konuştuk. Şimdi de test case yazmayı da genel bir konuştuk. Onun derinine ineceğiz. O ayrı. Ama bizim bir çerçevemiz olduğunu, değil mi? Hani işte test case'imiz olduğunu, onun da adımları olduğunu, o adımları takip ettiğimizi konuştuk. Ama şimdi bu adımları yazarken, oluştururken, test case'lerimizi oluştururken, testimizin çerçevesini oluştururken hangi dokümanlardan faydalanıyoruz, bunu konuşacağız. Yani ben gitsem yazılımcıya desem neyi test etmem gerekiyor? Yazılımcı bana ne diyecek? Kodunu olduğu gibi, belki yanlış. Diyecek ya bu butonun böyle görünmesi gerekiyor, bu işin böyle olması gerekiyor diyecek. Ben ona güvenemem, değil mi? Hani onun hata yapma ihtimali yüksek. Dolayısıyla benim bakmam gereken yer başka bir yer. Yazılımcı da testini yaparken bir yere, pardon, yazılımcı da yazılımı yaparken, geliştirmeyi yaparken bir yere bakıyor. O da kafasına göre yazılım yapmıyor. Onun da bir dokümanı var. Onun tabii ki toplantılar yapılıyor. Orada analistlerle, product owner'larla yapılıyor ama bunlar çok havada kalır toplantıda konuşulanlar. Toplantıda belirsiz yerler sadece netleştirilir. Ama bizim elimizde net bir şekilde bir doküman olması lazım. Biz bu dokümana bakarak developerlar geliştirme yapar, testçiler de test case'lerini yazar. Ve sonra bir hata olduğunda ben bunu developer'a söylediğimde işte şurada bir hata var, işte şu butonun yeri yanlış diyelim mesela. Buton var ama yeri yanlış. Ben bunu developer'a söyleyeyim. Developer yok ya orada kalsın sorun yok bak çalışıyor.
derse ben bunu kabul etmeme hakkına sahibim, değil mi? Ki kabul etmemem gerek. Bakmamız gereken yer dokümandır. O dokümana bakarız. Derim ki bak bu dokümanda böyle değil. Ben bu nedenle bunu kabul edemem. O benim ona karşı bir savunmamdır yani. Yoksa hiçbir şey yani bana analist öyle söyledi. Butonu oraya koy dedi. Ben de developer'dan onu duydum. Buton orada iyiymiş diye şeyi sistemi kabul edemem, değil mi? Bu benim kalitemi etkiliyor yani. Sözler üzerinden ilerleyemeyiz. Bizim gerçek yazılı veriler üzerinden ilerlememiz gerekiyor. Biz neleri kullanacağız? Bunları konuşacağız. Dokümantasyon konusuna giriş yapıyoruz. Test plan approach. Burada konuşacağımız şeyler test case yazmanın amacı, avantajları, test case için gerekli dokümanlar, daha sonra iyi bir test case'in özellikleri, nasıl yazılır, parametreler ne, test senaryoları örneklerine bakacağız. Testlerimizi yaparken gereksinimler neler, bir bug nasıl raporlarız. Bug raporlama tool'ları, Jira'yı konuşmuştuk. Test raporu hazırlama ve sunma diye devam edeceğiz. Test plan approach'tan başlayalım. Şuradan linkleri sizinle paylaşayım. Bak şu araştırma ödevini atmamışım. Onu da atıyorum. Bu fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan testler için lütfen bu araştırma ödevlerine bakalım. Bir burada havada kalıyor sözler. Bir de okuyarak o da bir öğrenme metodu ya. Duyduk, konuştuk, evet, ama bir de okursak biraz daha yerleşmesi daha olası. Şuradan microlearning'den atıyorum bu linki size. Test plan template'i. Test plan için. Microlearning kanalından attım. Burada bir yazılımın test planı yaklaşımı, test plan approach ne oluyor? Yaklaşım, approach yaklaşım demek. Diğeri de çok Türkçeleşmiş, İngilizce görünse de test plan yaklaşımı diye Türkçeleştirebiliriz. Bir yazılım uygulamasının test edilmesine yönelik strateji ve prosedürleri özetleyen bir belge. Yazılımın amaçlanan gereksinimleri karşıladığını ve amaçlanan işlevleri yerine getirdiğini doğrulamak için kullanılacak bir dizi hedef, yöntem, araç içeriyor. Burada test hedefleri unsuruna yer verilebilir test plan, approach'un test plan yaklaşımının içinde. Test hedefleri test çalışmasının amaç ve hedeflerinin açıklanması. Yani buradaki test yapmadaki amacımız ne? Hedefimiz ne? Müşteri profilimiz ne? Yani buradaki hedef ne olabilir? Mesela bir market diye düşünelim. Market uygulaması yapıyoruz diye düşünelim. Market önceden manuel çalışıyormuş, değil mi? İşte tüm ürünlerin üzerinde etiket var. Diyelim 5 lira, 3 lira gibi. Sonra İşte satışı yapan kişi tek tek orada belki hesap makinesiyle ya da aklından hesaplıyor. 5, 3, 8 lira borcunuz var deyip alıyor. Şimdi ben market için uygulama yapıyorum. Orada barkodu okutup geçecek ve barkodu okununca fiyat görünecek. Ne kadar ürün okutursa onların fiyatlarını toplayacak ve diyecek ki bana vermeniz gereken fiyat işte 10 lira. Şimdi buradaki amacımız ne olabilir? Hedefimiz ne olabilir? Burada marketin gelir kaybını engellemek olabilir. Çünkü etiketler eskide kalmış olabilir. Yanlışlıkla birileri, yani çocuklar bile değiştirebilir o etiketleri, değil mi? Onlar karışmış olabilir. Bir indirim vardır. İndirim müşteriye yansımaz. Müşteri daha sonra gelip sizin bu ürününüz indirimli görünüyordu ama sen benden indirimsiz fiyatını aldın der. Müşteri kaybına neden olabilir. Buradaki ben market uygulaması yapıyorsam amacım, hedefim hem marketin gelir kaybını önlemesi hem müşterinin memnuniyetinin artması diyebilirim mesela.
Testimi de ona göre yaparım. Yani test mantığımı ben kendi testlerimi oluştururken de işte buradaki amaç marketin gelir kaybını önlemekti. İşte müşteri memnuniyetini arttırmaktı. Demek ben indirim oranlarına dikkat edeyim. Marketin gelir kaybını önlemek için fiyatların doğru geldiğini kontrol edeyim. Bunların testini yapayım. O barkod okumalarda mesela fiyat doğru geliyor'yu kontrol edeyim gibi şeyler söyleyebilirim. Test stratejisi yer alabilir. Gerçekleştirilecek test türleri ve kullanacak araçlar, teknikler dahil olmak üzere testin nasıl yürütüleceğine, hangi araçlar, hangi tool'lar kullanılacak, hangi test türleri yapılacak bunlar yer alabilir. Şimdi ben bunlardan bahsediyorum da test plan yaklaşımı diyorum ama agile ortamlarında bu çok olmaz. Agile çalışma ortamlarında çok fazla bu kadar dokümantasyon olmaz. Çok beklemeyin. Yani ben Hivel Hoca söylemişti bize test plan yaklaşımı diye. Hani şirkete başlayınca hani bizim test plan yaklaşımımız demeyin. Olmayabilir, olmak zorunda değil. İhtiyaçlara yönelik olduğunu söylemiştik her şeyin. Böyle bir ihtiyaç varsa bu da oluşturulur. Test ortamı, kullanılacak donanım, yazılım ve diğer kaynakların açıklaması yer alır burada. Mesela işte telefonlar kullanılıyorsa telefon işte uygulamasıysa telefonlar yer alır. Canlı telefonlar size verilir testi kullanmanız için. Tabii ki dedim telefonlar hani uygulamalar var direkt sanal olarak o telefonlar varmış gibi o telefonlar üzerinden test yapılıyor dedim ama canlı olarak da telefonlar bulunur. Çünkü gerektiğinde hani kullanmak için ya da bazı testleri yapabilmeniz için. Test prosedürleri, testleri yürütmek için atılacak adımların ayrıntılı açıklaması, test çıktıları, test çalışmasının bir parçası olarak üretilecek belge ve raporların bir listesi, hangi belgeleri, hangi raporları sunmalıyız. Test ekibi diyebiliriz yine test prosedürleri, prosedürler yer alıyor. Test çıktıları şeyin içinde yine test çıktılarının içinde üretilecek belge, raporlar. Test programı da burada başlangıç ve bitiş tarihleri, kilometre taşları dahil olmak üzere test çalışması için bir zaman çizelgesi oluşturuyor. Şu tarihte başlanacak, şu tarihte bitirilecek gibi. Test ekibi test çalışmasında yer alan kişilerin rol ve sorumluluklarının açıklaması yer alıyor. Riskler yer alıyor bu test plan yaklaşımının içinde. Test çalışmasını etkileyebilecek potansiyel riskler, sorunların bir listesi yer alıyor ve bunların nasıl ele alınacağı konuşuluyor. Yani yazılım test plan yaklaşımı, yani test plan approach, test sürecine kapsamlı bir genel bakış sağlıyor ve yazılımın tüm yönlerinin eksiksiz bir şekilde test edilmesini sağlıyor. Ayrıca testlerin tutarlı ve yapılandırılmış bir şekilde yürütülmesini sağlayarak yazılımın kalitesini arttırmaya ve üretim ortamına kusur ve hataların girme riskini en aza indirmeye yardımcı oluyor. Bu tamamen testçiler için, test mühendisleri için oluşturulmuş bir belge. Yazılımcılarda bu yok. Yani test plan yaklaşımına bakarak yazılımcılar yazılım yapmıyor, geliştirme yapmıyor. Bu tamamen bize veriliyor. Arkitekler hazırlayabilir, yöneticiler hazırlayabilir. Bunu test arkitekler var. Onlar hazırlayabilir. Böyle bir belge hazırlayabilirler ama dediğim gibi Agile çalışma sisteminde çalıştığım yerlerde ben bunu görmedim. Bunu göreceksiniz. Agile daha çevik, daha hızlı üret çıkar, üret çıkar sistemi gibi düşünün. Waterfall çalışmıştım. Orada vardı elimde böyle bir belge. Waterfall'da nasıl? Daha uzun süreli. Yani benim diyelim bir senem vardı o testi yapabilmek için. Tabii ki sürekli teslimatlar yapıyorduk ama canlıya çıkmıyorduk. Yani bir sene sonunda çıkacaktık canlıya. O durumda vardı benim elimde bu belge. Bunu söyleyebilirim. Her şirkette, her yerde olmak zorunda değil. Mantıklı da değil yani. Adam agile çalışacaksa oturup bir de böyle bir belgeye bir hafta ayırması sizin sürenizden çalıyor. Test case yazmanın amacına girelim. Test case yazmanın amacı ne olabilir? Bir yazılım uygulamasının veya sistemin beklendiği gibi davrandığını ve belirtilen gereksinimleri karşıladığını doğrulama ve geçerli kılmak için test senaryoları yazıyoruz. Test senaryolarının yazılması, yazılımdaki kusurların ve hataların geliştirme sürecinin erken aşamalarında test edilmesine yardımcı oluyor. Bu da daha sonra
Bunları düzeltmek için gereken maliyeti ve çabayı azaltıyor. Bu bizim anahtar kelimemiz. Bize kendimize bir çerçeve oluşturuyoruz. Bu bir anahtar kelimemiz. Yani yolumuzu bulmak için. Yani biliyorsunuz hani siz yola çıktığınızda yol derya değiliz. Test edilecek bir Amazon'u açtığımızda şurada test edilecek bir ton şey var. Hepimiz girişiriz, değil mi? Herkes açar belki ana sayfayı test eder. Hepimiz oturduk. Bizim test planımız yok, şeyimiz yok. Test case'imiz yok. Ben açtım burayı test ettim. Sizler açtınız burayı test ettiniz. Günün sonunda test edilmeyen birçok yer var ve herkes aynı yeri test etmiş. Bir anlamı yok. Değil mi? Biz kendimize bir çerçeve belirliyoruz, bir sınır belirliyoruz. Belki 5.000 tane test case yazıp bunu bölüşüyoruz. Herkes biner test case yapıyor. Ben geliyorum, burayı test ediyorum, siz gidiyorsunuz. İşte şunların başlıklarının altını test ediyorsunuz şeklinde gidiyor. Avantajlar ne test case yazmanın? Bizi hızlandırıyor. Dokümandaki her şeyi cover ettiğinizden, yani her şeyi ele aldığınızdan emin oluyorsunuz. Takım içinde iş bölümünü kolaylaştırıyor. Demin de söylediğim gibi şurada çok alan var. Hepimiz aynı yeri bile denk gelip test edebiliriz ama bir sürü alan var. Bölüşürüz, paylaşırız. Herkes bir yere odaklanır. Bu şekilde test ederiz. Ve her yerin de test edildiğini biliriz. Çünkü tüm her yerin test case'i yazılmıştır. Hızlanırız haliyle. Aynı yere oturup 5 saat bakmaktansa ben bilirim ki hani tamam burada belki şu ekranda bile test edecek 50 şey var ama ben bilirim ki burada benim bir tanelik vaktim var. O ana şeyi test ettim geçtim. Diğerlerine baktım test ettim geçtim. Ha sonra vaktim kaldı gel burada o kalan 49 şeyi de test et. Kimse sana hayır demez. Raporlamayı kolaylaştırıyoruz. Yani rapor çıktısı veriyoruz. Diyoruz ki işte 5.000 test case'imiz vardı. 100 tanesi fail oldu. 4.900 tanesi çalışıyor. Bu şekilde bir rapor çıkarabiliriz. Ama ben gelip buradan işte şura çalışmadı. Rastgele yapsam değil mi? Test case'im olmasa. Şura çalışmadı, bura çalışmadı. Bir de şu çalışmadı. Ama diğerleri çalıştı. Yani burada birini tutup tek tek gösteremem değil mi? Yani benim yöneticime gerçek bir rapor çıkarmam lazım. Yazılım ekibine gerçek bir rapor çıkarmam lazım. Demeliyim ki 5.000 test case'imizin 100'ü fail oldu ve bir de seviyesi olur. Yani test case'lerde bir seviye olur. Diyelim ki işte burada fiyatın gelmesi çok kritiktir ama resmin gelmesi az kritiktir mesela. İşte orta derece önemli diyelim. Çok yüksek seviye önemli. Ben bakıyorum şu an ürünlerin içinde değilim ama şöyle bir gireyim. Diyelim fiyat geliyor ama resim gelmiyor ya da resmin büyütme şeyi gelmiyor. Bakın şöyle büyüttüğümde gelmiyor. Bu kritik değil mesela. Bu düşük seviye. Derim ki işte bu 100 tane hatanın atıyorum resim gelmediği için biri düşük seviye, fiyat gelmezse biri yüksek seviye. O zaman yüksek seviyeyi hemen çöz ver. Bu yüksek seviye hatayla ben canlıya çıkamam, gerçek kullanıcıya çıkamam diyoruz. Bu nedenlerle test yazıyoruz. Test case için gerekli dokümanlar. Demin söylediğim test plan approach bir plandı. Bu yaklaşımı belirliyordu. Prosedürleri, bizim planımız yani plan program bu. Öyle düşünebilirsiniz. Bu yer oluyor ama şimdi ben test case yazarken bunu kullanmıyorum. Test planımı kullanmıyorum. Bu benim planımı etkiliyor. Ama test case yazarken burada şu belgeler, şu belgeleri kullanıyorum net bir şekilde. Ama en çok burada kullandığım Functional Design Document ve SRS diyebilirim. En çok kullandığım Use Case Documents da kullanıyorum. Ama test plan, User Manuals ve Help Documents'ı gerektiğinde, demin test plan approach'ta bahsettim. Gerektiğinde hani test case yazarken çok efektif değil ama o mantığı da bilerek şey yapıyorum. Tutuyorum ama en çok şunlara bakarak test case yazıyorum şu üçüne ilk. Girelim test case için gerekli dokümanlara. Şurada tekrar bir değineyim dokümanlar deyince de biz QA'lar olarak etkili test senaryoları yazmak için başvurmamız, oluşturmamız gereken
Bunları pek oluşturmuyoruz aslında. Bakayım, yok, hiçbirini oluşturmuyoruz neredeyse. Alıyoruz hepsini. Böyle belgeler var. Bunlar da en yaygın olanları. Başka belgeler de olabilir. Şu belgeyi kullanıyoruz denebilir. Yani amaç test case yazarken inceleyip bize yol haritası çıkaracak şeyler. O yüzden isimler konusunda dediğim gibi endişelenmeyin. Mesela burada eklemeyi unutmuşum. Test design document da var. Onu da şey yapabiliriz. Konuşabiliriz. SRS'le başlayalım. Software Requirement Specification. Bu şeylerin de eline geçiyor. Yazılımcıların da eline geçiyor. Yazılımcılar da bunu kullanıyor. Bu belge yazılımın işlevsel olmayan gereksinimlerini ana hatlarıyla belirtiyor. Yazılımın kapsamını ve amacını tanımlayan kritik bir belge. İşte bir yazılım uygulaması veya sistem için gereksinimleri, spesifikasyonları özetleyen bir belge. Yazılımın kapsamını, işlevselliğini tanımlıyor. Müşteri geliştirme ekibi, yani developerlar ve test ekibi de dahil olmak üzere paydaşlar arasında bir sözleşme görevi görüyor. Yani müşteri de bunu görüyor. Müşteri de buna okey veriyor. İmza atıyor. Orada imzası olması gerekiyor müşterinin. Müşteriyle anlaşma yapan kişi, genellikle product owner dediğim insanlar. SDLC'de göreceksiniz. Merak etmeyin, bu kavramları tekrar. O da müşteriyle anlaşma yapan kişi. O da imza alıyor. Diyor ki biz bu konuları konuştuk, toplantılar yaptık, anlaşmalar yaptık. En son bu dokümanları hazırladık. Müşteri de onayladı, ben de onayladım. Artık o imzalar atıldıktan sonra müşteri şey diyemez. Neden böyle bir şey yaptınız? Çünkü dokümanda yer alıyor. Ama ben bunu kabul edemem. Ama dokümanda kabul etmişsin. Ya da product owner bize söylememiş bir yeri, bir modülü diyelim. Müşteri deyip neden bu modülü de eklemediniz? Dokümanda vardı. Hemen eklemek zorundayız. Çünkü biz onu kabul etmişiz. Bu bir sözleşme gibi düşünebilirsiniz. Genel olarak SRS'ler şu bölümleri içeriyor. Introduction, giriş kısmı. Burada amaç. Ya bu bir sözleşme gibi zaten. Bir bakacağım buna, bir örneğin var mıydı? Olmadı. Yarın gösteririm. İşte girişte amaç, kapsam, hedef kitlesi de dahil olmak üzere yazılıma genel bir bakış sağlıyor. Functional requirements'lar, işlevsel gereksinimler yer alıyor. Girdiler, işlemler ve çıktılar dahil olmak üzere yazılımın işlevselliğini ayrıntılı olarak açıklıyor. Fonksiyonel olmayan gereksinimler, yazılımın performans, güvenilirlik, kullanılabilirlik ve güvenlik gibi kalite özelliklerini tanımlıyor. Harici arayüz gereksinimleri, donanım, yazılım ve kullanıcılar dahil olmak üzere yazılım ve harici sistemler arasındaki arayüzleri tanımlıyor. Sistem özellikleri, veri depolama ve alma, kullanıcı arayüzleri, raporlama dahil olmak üzere yazılımın belli özelliklerini ve yeteneklerini tanımlıyor. Kullanıcı özellikleri, beceri düzeyleri. Yani bu kullanıcı, şimdi biz bir market uygulaması yapalım dedim. Burada kime hitap edeceğiz? Oradaki satış yapan görevli bizim kullanıcımız, değil mi? O satış yapan görevli mesela matematik bilmek zorunda değil, belki ilkokul mezunu seviyesinde. Hatta ilkokul mezunu değil, hani eğitim almamış biri diyelim. Bu belgede yer alır. Der ki ben şey olarak, satış görevlisi olarak işte hiç eğitimi olmayan, hani matematiksel bilgisi olmayan insanları işe alıyorum. Ya da böyle çalışanlarım var, ya da görme engelli çalışanlarım var gibi. Biz de şimdi sistemi kurarken onu düşünerek, yani öyle birisi bu sistemde zorlanır mı? Bizim kurduğumuz sistemde zorlanır mı? Bunu düşünmek zorundayız. Yani bu yüzden ben kullanıcımı tanımak zorundayım. Ya da der ki işte üniversite mezunu, ama işte atıyorum biz üniversite mezunu da olabilir, ama herkes her şeye hakim olmak zorunda değil, değil mi?
Ben tıbbi terimlere mesela gidiyorum, bir doktorun yanında asistanlık yapıyorum. Asistan olarak tıbbi terimlere hakim olmak zorunda değilim. Ben kullanıcıysam sen bana tıbbi terimlerin yoğunlukta olduğu bir uygulama yapma. Daha halk dilinde kelimeler yer alsın, beni yönlendirsin. Yani her şeyi bilmek zorunda değilim. Doktor evet anlar, sen doktora hitap ediyorsan o şekilde şey yapabilirsin. Bu varsayımlar, assumption ve bağımlılıklar, dependencies neymiş? Bu da yazılımın geliştirilmesi sırasında yapılan varsayımların yanı sıra harici sistemlere veya kaynaklara olan bağımlılıkları açıklıyor. Kısıtlamalar var, teknik, yasal veya kurumsal kısıtlamalar yer alıyor. Yani şöyle özetleyebiliriz, SRS yazılımın paydaşlarının gereksinimlerini karşılamasında ve geliştirme ekibinin neyin inşa edilmesi gerektiğini net bir şekilde anlamasını sağlamaya yardımcı olan bir belge. Tasarım, kodlama, test, bakım faaliyetleri gibi temel görevi görüyor. Yazılımın kalitesini ve bütünlüğünü değerlendirmek için bir referans noktası sağlıyor bize. Dediğim gibi bu belge çok önemli. Buna göre yazılım yapılıyor. Bu yazılım buna göre yapıldıysa buna göre de test yapılıyor. Bu belgeye göre biz developer'ın yazdığı kodu baz almıyoruz. Burayı SRS'i baz alıyoruz. Diyoruz ki sen kodu yazarken SRS'i baz almamışsın. Şurada bir hata yapmışsın. Yani her zaman söylüyorum, ispat çok önemli. Hani dün incelemiştik ya, hatalar bulurken insanlar video kaydı bile almış. Ekran görüntüsü, video kaydı önemli. Bir de developer hatayı kabul etmeyebilir. Yani ben dediğim gibi buton sol üsttedir. Ama SRS'de sağ alttadır. Ben derim ki işte hata yapmışsın. Yo, buton var işte. Ne hatası olabilir ki? İşte doğru burada olması gerekiyor buton. Hayır, SRS dokümanına bak, burada bak, ekran görüntüsü burada. Burada böyle olması gerekiyormuş diye vurgu yaparız. Bu bizim kanıtımız oluyor. Savunma için. Use case documents. Burada kullanım senaryoları yer alıyor. Bir yazılım sisteminin kullanıcıları veya diğer harici sistemlerle etkileşim açısından davranışını tanımlayan bir belge türü. Yazılım sisteminin işlevsel gereksinimlerinin kullanıcı veya harici sistem perspektifinden ayrıntılı bir tanımını sağlıyor. Yani burada kullanıcı ile yazılım sistemi arasındaki belirli bir etkileşimin açıklaması, hedefe ulaşmada yer alan adımlar yer alıyor diyebiliriz. Birçok şeyi var. Burada içinde yer alan şeyler var. Burada işte giriş, genel bir giriş. Bunları analistler hazırlar. Burada hani girişi hızlı bir okur testçiler genelde. Şu şey için de söylüyorum. Burada da mesela biz girişi hızlı bir okuruz, bakarız burada test edilmesi gereken bir şey var mı? Böyle hatta genelde bunlar çok uzun belgelerse böyle şey fosforlu kalemlerle bir üstü çizilir. Burası önemli, şurası önemli. Çünkü analistler derya deniz, yani yazar da yazar, hatta aynı şeyleri çok tekrar eder. O yüzden biz önemli yerleri şöyle bir çizeriz, çizeriz, çizeriz. Sonra en son onları bir toparlarken ya da test case'lerimizi yazarız. Bu gereksinimleri de alarak yazarız. En son tekrar bir üstünden de geçeriz, hani o yeşil kısımlardan mesela. Geçtik. Gözden kaçırdığım bir şey var mı diye bir bakmış oluruz. Aynısı use case documents için de geçerli. Ben diyelim SRS'im var, use case'im var. Geldim. Buna bakarak test case'lerimi çıkardım. Bir de use case documents'ı açtım. Buradan da bakıyorum bana çıkacak bir şey var mı? Yine girişi hızlıca okuyorum. Buradan önemli bir şey var mı bakıyorum. Sonra diyagramlara bakıyorum. Çünkü bir süre sonra biliyorsunuz artık neresi çok önemli, neresi az önemli. Burada diyagramlar önemli. Diyagramlara bakıyorum. Aktörler önemli, aktörlere bakıyorum. Sanırım use case diyagramı gördünüz. Gördünüz mü? Görüldü değil mi? Sanırım görmedik. Görmedim. Tamam. Ben not alayım. Use case diyagram da size göstereyim bir dahaki şeyde.
Başka bir ismi yok değil mi hocam? Üst diğerlerine. Ya bu bir diyagram, hani ne oluyor ne bitiyor görmeniz için aslında oluşturulmuş bir şey. Örnek olsun diye görmenizi istiyorum aslında. Yani bugün zaten karşınıza çıkar gerekiyorsa oradan ne yapacağınızı biraz şekillenmesi için. Çünkü böyle çok sözelde kalıyoruz ya, belgeleri de size göstermeye çalışacağım. Sözelde çok kalmasın istiyorum. Use case diyagramı dediğim gibi burada yazılım sistemiyle etkileşime giren farklı aktörlerin yani kullanıcılar veya harici sistemler her şey olabilir. Bunların etkileşimlerini tanımlayan farklı kullanım senaryolarının grafiksel olarak bir gösterim. Use case açıklamaları var. Bu önemli. Kullanım senaryosunun hedefi, ilgili adımlar ve herhangi bir ön koşul veya son koşul dahil olmak üzere her kullanım senaryosunun ayrıntılı bir açıklaması. Buradan çok case çıkar. Test case çıkar. Aktörler, rolleri ve sorumlulukları da dahil olmak üzere yazılım sistemiyle etkileşime giren farklı aktörlerin bir açıklaması. Yani burada sistem mi etkileşime giriyor, kullanıcı mı etkileşime giriyor? Bu aktörler yer alır. Varsayımlar, bağımlılıklar, belirli donanım veya yazılım kaynaklarının mevcudiyeti gibi kullanım senaryolarının dayandığı varsayımların veya bağımlılıkların açıklaması. Sözlükte burada sık sık kısaltmalar kullanılır. Hatta SRS'te de olur bu. Sık sık kısaltmalar kullanılır. Mesela işte atıyorum Clarus ve için C bu başta yer alır ya da sonda yer alır. İşte yazar Clarus ve için CR ismi kısaltması kullanılacaktır. İşte use case için UC kısaltması kullanılacaktır gibi. Sonra içine girerseniz UC ne ya falan derseniz hemen sözlükten bakıp ha, use case'i kısaltmış, Clarus'u kısaltmış diye anlayabilirsiniz. Functional Design Document. Bu da önemli belgelerden biri. Buna bakarak da test case'lerimizi yazıyoruz. Yazılım fonksiyonel tasarım belgesi diyebiliriz. Bir yazılım sisteminin fonksiyonel gereksinimlerini özetleyen yazılı bir spesifikasyondur. Genellikle kullanıcı arayüzü, sistem davranışı, veri yapıları, algoritmalar ve yazılımın diğer temel unsurları hakkında bilgi içeriyor. Fonksiyonel tasarım belgesinin amacı geliştirme sürecine dahil olan tüm paydaşlara yazılım sisteminin ayrıntılı bir şekilde anlaşılmasını sağlamaktır. Buna geliştiriciler, test uzmanları, proje yöneticileri ve diğer ekip üyeleri de dahildir. İşlevsel gereksinimleri yapılandırılmış bir şekilde özetleyen bir belge. Burada işte kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamasını ve amaçlandığı gibi zaten fonksiyonlar çalışıyor mu, amaçlandığı gibi çalışıyor muyu burada anlamaya yazıya dökmeye yardımcı oluyor. Burada işte yazılım sisteminin tasarımını netleştirmeye yardımcı oluyor. Diyagramlar, akış şemaları, diğer görseller yer alabilir. Bu da en çok kullanılan, FDD'de en çok kullanılanlardan birisi. Yani use case document, SRS, şurada SRS, use case document ve functional design document, yani FDD diye kısaltılıyor bu da. Bunlar en popülerleri. Hepsi olmak zorunda değil, biri de olabilir. Hatta direkt daha da basitleştirerek, hani bu kadar karmaşık bir yazı değilse analiz dokümanı da diyebilirler. Hani çok basit haliyle de şey yapabilirler. Ama analiz dokümanına da bakıp test case yazarız. Bu kadar mesela özetler, girişler, paragraflar yer almaz analiz dokümanı deyince. Daha özet gibi. Ama hangisi bizim iş ihtiyacımıza, projemize, testimize hangisi uygunsa o hazırlanır. Hangisi bize yardımcı olacaksa o yapılır. Test planı, test stratejisini, hedeflerini, kapsamını, zamanlamasını ana hatlarıyla belirtiyor. Hangi test tekniklerinin kullanılacağı, ne tür test senaryolarının yazılacağı, hangi test sonuçlarının yürütüleceği, raporlanacağı gibi ayrıntıları içeriyor. Burada bir plan oluşturulmuşsa, dediğim gibi agile ortamlarında böyle çok ciddi planlar olmaz. Ama tabii ki bir plan vardır yine de. Yani
İşte yönetici hızlı bir şekilde karar verir buna. Ya günlük karar verir ya da haftalık bellidir bir planımız, programımız. Sonra gelişen durumlara göre tekrar karar verilir. Her şey yazılı olmak zorunda değil. Bu şey hali diyebiliriz. En genel hali diyebiliriz. User manuals and help documents, bu zaten kullanıcılara da verilen kılavuz, yardım dokümanları, hani şeylerin içinde de çıkan, nasıl kullanılacak, ne yapılacak, şey de olabilir. Biz de hazır bunu, yani şirket, biz üretici olarak, yazılım üreticisi olarak, test takımı olarak değil, yazılımı üreten firma olarak biz hazırlayabiliriz. Hani dedim ya, market uygulaması. Market uygulaması yaptık. İşte hangi butona bastığında ne olur? İşte sistem çöktüğünde ne yaparsın gibi kullanıcıya yönlendirmeler yer alır burada. Yazılımın nasıl kullanılacağı, yaygın sorunların nasıl giderileceği gibi konularda bize rehberlik sağlayan, yani kullanıcıya rehberlik sağlayan yazılı bir materyal. Buradaki amaç kullanıcıların yazılımı etkili ve verimli bir şekilde kullanmalarına yardımcı olmak. Burada da yine iş akışlarını göstermeye yardımcı olmak için ekran görüntüleri, yani giriş butonuna bas dersek şimdi kullanıcımız anlamayabilir. Ama sen bir ekran görüntüsü koyarsın, giriş butonunu da yerleştirirsin. Ekranda görülen giriş butonuna basılır dersin, kullanıcı hemen anlar. Diyagramlar olabilir, görsel yardımcıları içerebilir. Burada kullanıcı kılavuzları, yardım belgelerin genellikle yazılım geliştirme ekibiyle yakın işbirliğinde çalışan teknik yazarlar. Evet, burada özelleştirilmiş teknik yazarlar olabilir. Hem sistemden anlayan hem de yazar şeyi olan. Çünkü bizde genelde hani mühendislik kökenli insanlarda bilgiler çok şey, net ve kısa gelir. Ya hatta hiç bilmeyen insanın yerine düşünmek de birazcık zordur. Hani onun gibi düşünmek birazcık zordur. Yazarlar sözde daha iyi, bakış açısında daha iyi oluyorlar. Teknik yazarlar var, onlar hazırlayabiliyor. İşte analistler de birazcık aslında teknik yazarlar olabilirler. Analistler de bu görevi üstlenebilirler. Onların da yazım dili iyi oluyor. Onlar tarafından hazırlanabilir. Böyle devam edelim mi diye bakıyorum hızlıca. İsterseniz bırakalım burada, konuşalım. Var mı anlaşılmayan bir yer? Sormak istediğiniz bir konu? Yok mu hiç soru, anlaşılmayan bir yer? Hocam da CRC dokümanının hazırlanma kısmında bizim herhangi bir işimiz olmuyor. Biz sadece onu uyacağız. Yok yok, bu belgelerin hiçbirini biz hazırlamıyoruz. Biz sadece bunlara bakıp, biz bunların kullanıcısıyız. Biz sadece bunlara bakıyoruz. Hangisi varsa, hangileri varsa, analiz dokümanı varsa sadece onlara bakıyoruz ve ona göre test case'lerimizi hazırlıyoruz. Bunlar bizim yol göstericimiz yani aslında. Bugün genel olarak test çeşitlerini gördük. Test çeşitlerini konuştuk. Bir de gerekli dokümanları konuştuk diyebiliriz. Burada bunu da aslında bir şey yapayım yine. Test, test katmanları, test case nasıl olur? İşte Evet, ya asıl bunları artık oraya geliyoruz. Bu şeylerini gördükten sonra asıl test case nasıl yazılır? Hep beraber test case de yazacağız. Vaktimiz bol olduğu için ben rahat tutuyorum. Bol bol şey yapacağız. Hatta herkese yazdıracağım, yani herkesin fikrini alacağım. Orada ben şey hoşuma gidiyor. Herkes böyle çok eksik çıkıyor. Onları tamamladığımda, çünkü hani diyoruz ya kullanıcıyı tanımamak. İşte ben de bilen kişi olunca söyleyip geçiyorum, ama siz öyle yerlerde takılıyorsunuz ki sonra oralara güzel vurgular yapmış oluyoruz. O da hoşuma gidiyor.
Hocam kaç ders göreceğiz? Kaç gün? İki dersimiz daha var. Yarın bir tanesi. Bir de gelecek hafta Perşembe, Cuma benimlesiniz yine. Ama Perşembe, Cuma bir gün test, yine test, manuel test için konuşacağız. Bir gün de yazılım test yaşam döngüsü için, pardon, test yaşam döngüsü için, STLC için konuşacağız. Pazartesi SDLC'ye başlayacaksınız. SDLC'de yazılım yaşam döngüsünü göreceksiniz. Yine bu kavramlar tekrarlanacak. Bu kavramlara benzer şeyler tekrarlanacak. Aslında temel olarak siz hani T büyümeyi konuşmuştuk ya, hani yazılımda bir şeyleri bilmek, analizde bir şeyleri bilmek. İşte analizde bir şeyleri bilmek deyince şu dokümanlar bahsediyordum aslında. Biz bu dokümanlara zaten hakim oluyoruz. Çünkü bunların okuyucusuyuz. Yazarı değiliz ama okuyucusuyuz. Haliyle analiz tarafını biliyoruz diyebiliriz. Planlama analiz tarafını biliyoruz diyebiliriz. Zaten biz de otomasyon testçileri olarak kodlamayı biliyoruz. Yazılım yapmayı biliyoruz. Zaten kendi testimizi derin öğrenmeye, kendi alanımızı derin öğrenmeye her zaman, bu biten bir şey değil biliyorsunuz. Bu süreklilik gerektiren bir şey. Sonra da artık hani canlıya çıkmak diyorum ya, sistem engineering orada giriyor devreye. Biz teste onay verdiğimizde kodlara onay verirsek, kodlar GitHub'a atıldığını düşünün. İşte GitHub'da sadece developerlar görüyor ya da işte sadece şirket içi görünüyor. Ama artık o kodlar canlıya atılıyor bir şekilde. Orada kafanızı çok karıştırmak istemiyorum. Canlıya açılıyor. Yani o da son aşama artık. System Engineering, DevOps kısmı. Bu şekilde aslında yaşam döngüsü bu yani. Planlamadan başladık, canlıya çıktık. Bir araştırma ödevi daha verdim bugün vaktiniz olduğunda. Dediğim gibi bu konuları tekrar tekrar vurgulayacağız. Ama mümkün olduğu kadar bugün bunları kendiniz için bir okuma yapabilirsiniz. Bu şekilde. Şöyle durduruyorum. Bir soru yoksa dersi bitirebiliriz. Normalde de sorularınız olursa, aklınıza bir şey takılırsa bana yazabilirsiniz Slack'ten. Sizin channel'ınızda da varım. Bana yazabilirsiniz, bir sorun var, bir şey var diye. Daha sonrasında da aklınıza takılan bir şey olursa bana her zaman ulaşabilirsiniz.